İyi akşamlar. Sebep Sonucu hoş geldiniz. Çok önemli gündemleriniz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. NATO zirvesine katılacak. Daha önce de biliyorsunuz Doğu'da temasları vardı. Türkiye'nin Esad'la Şam'la normalleşme süreci var. Bu önemli gündemlerin hepsine bakacağız ama önce Faruk Erdem'e, Takvim Ekonomi Müdürü'ne bir bağlanalım. Bu emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme var. Bir ayrıntıları öğrenelim. Faruk Erdem merhaba. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar olsun. Hocam ne oluyor? Emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme var. Nedir? Anlatır mısın bize? Biz tabii bir süredir bu düzenlemeyi de bekliyorduk. Çünkü biliyorsun enflasyon açıklandıktan sonra %24.73'lük bir enflasyon artışı zaten kesinleşmişti ama burada özellikle en düşük emekli maaşı dediğimiz hani bu taban maaş olarak uygulanan 10 bin lira meselesinde bir sıfır zam tehlikesi ortaya çıkıyordu. Bir süredir de zaten biz buna dikkat çekiyorduk. Çünkü 10 bin liranın altında bulunan maaşlar 10 bin liraya tamamlanıyor Ocak ayından bu yana. Yani 7500 lirayı da 10 bin liraya çıkartılmıştı. Ama 24.73'ü uygulasanız bile hala 10 bin liranın altında kalacak yaklaşık 2 milyon, 1.8 milyon olduğu söyleniyor. Emekli var. Dolayısıyla görece olarak sizin maaşınız atıyorum işte 7 bin lira, %25 arttığı zaman işte 8 bin, 9 bin liraya geliyor ama hala 10 bin liranın altında kalıyorsunuz ve dolayısıyla size yatırılan para 10 bin lira olarak devam ediyor. Görece olarak maaşınız artıyormuş gibi ama size ödenen para hala aynı kaldığı için sıfır zam tehlikesi ortaya çıkmıştı. Her zam döneminde bu taban maaş meselesi gündeme geliyor ve artırılıyordu. Bu sene artırılmamıştı ama hala zaman vardı, zaten artırılacağını da bekliyorduk. Şimdi öyle gözüküyor ki bu taban maaş artırılarak bu işte 10 bin liranın altında maaş alan 3.6 milyon hala 10 bin lira alacak olan 1.8 milyon emeklinin sorunu çözülmüş olacak. Dolayısıyla 10 bin liranın üzerinde belirlenecek bir taban maaşla bu emeklilere de seyyanen bir artış yapılmış olacak. Yani aslında hem 24.73'lük enflasyon artışı yapılacak hem de belirlenecek rakama tamamlanmak için bir seyyanen, yani bir hazine desteği şeklinde para ödenecek. Atıyorum işte 14 bin lira yapıldı bu para. Sizin de zamla birlikte maaşınız 11 bin lira oldu. 3 bin lira da seyyanen ödeme yapılacak. Dolayısıyla çalışma bu yönde zaten başlamıştı. Sayın Çelik'in açıklamalarıyla da kesinleşmiş oldu. Öyle gözüküyor ki bir yasal düzenleme olarak meclise gelecek. Peki Faruk, şimdi Hazine ve Maliye Bakanı sıkı bir para politikası uyguluyor. O nasıl yaklaşıyor? O da ikna edilmiş. Onu anlıyoruz değil mi bu süreç içerisinde? O nasıl bakıyor? Öyle gözüküyor. Yani bugün MKYK'da da görüşülmüştür. Bence zaten olması gereken de buydu. Ben hani burada yapılacak 3-4 bin liralık bir artışın enflasyonla mücadeleyi sekteye vurduracağını düşünmüyorum zaten. Tabii ki. Öyle gözüküyor ki Hazine Maliye Bakanı da buna okey demiştir zaten. Demesi de lazımdı. Öyle gözüküyor ki emekliler çünkü gerçekten bu sıfır zam mevzunda bir sıkıntı yaşayacaklardı. Yaşamamaları lazım. Çünkü asgari ücrete de biliyorsunuz ikinci bir ara zam yapılmadı bu sene. Emeklilerin artışı da bu noktada en düşük emekli maaşını yükselterek en azından bu sıfır zam tehlikesi ortadan kalkmış olacak. Ama burada bir başka beklenti de refah payı beklentisiydi. Yani işte mesela Ocak ayında 37 civarında oldu enflasyon artışı. Sonra 11.68'lik bir refah payı eklediğinde 49.25'e çıkartıldı. Burada bu 24.73 enflasyon kadar artışın üzerine yapılabilecek bir refah payı da emeklilerin alım gücünü yükseltecektir diye düşünüyorum. Zannedersem çalışma da hem taban maaş artışı hem de bu refah payı artışı çerçevesinde devam ediyor diye düşünüyorum. Peki bu enflasyon oranlarının belirlenmesiyle ilgili çalışmaları nasıl değerlendiriyorsun? Bir takım eleştiriler de oluyor. Bu tartışmalar dünyanın her yerinde var mı Faruk? Bizdeki, bize özgü bir tartışma mı? Mutlaka var. Hayır, tabii zaten bu enflasyon belirlenmesi ya da enflasyonun ölçülmesi bize özgü bir şey de değil. Dünyada belirlenmiş bir standart var ve bu standarta göre de enflasyon ölçülüyor. Tabii biz burada aslında enflasyonu değerlendirirken biraz da şu hatayı yapıyoruz Melih. Enflasyonla hayat pahalılığını bir tutuyoruz. Yani enflasyon aslında
enflasyon düştü dediğimiz zaman hayat pahalılığı ya da fiyatlar aşağı düşmüyor. Fiyatlara yapılan zamların hızı aşağı düşüyor. Artış hızı düşüyor. Biraz daha örneklendireyim. Aynen. Yani bir arabanın içinde gidiyorsunuz. 100 kilometre hızla gidiyorsunuz. Enflasyon 100. Siz gazdan ayağınızı biraz çekiyorsunuz. 70'e 60'a düşürüyorsunuz. Araba hala gidiyor. Yani fiyatlar hala artıyor. Ama daha az hızlı artıyor. Şimdi tabii biz ölçerken de hani dar ve sabit gelirlilerin harcama kalemlerine baktığınız zaman temel gıda maddeleri, temel ihtiyaç maddeleri, işte ulaşım, kira, biraz çoluk çocuk varsa eğitim, işte ulaşım vesaire oraya gidiyor. Ama o sepette 400 tane malzeme var. Bazısının fiyatı düşüyor, bazısının artıyor. Dolayısıyla biz enflasyonu bir soğuk havaya benzetirsen daha çok dar ve sabit gelirli bu soğuk havada ceketi biraz ince olduğu için daha çok hissediyor. Yani markete gittiğin zaman o fiyatlara baktığın zaman o artış hızını daha çok hissediyorsun. Dolayısıyla az önce söylediğim bu refah payı ya da taban maaş artışı gibi tedbirler bu dar ve sabit gelirliye, emekliye, memura neyse yapılacak bir ceket daha giydirmek. Yani o enflasyon soğuğunun hissedilmesini azaltmak. Dolayısıyla yani mesela şöyle söylediğimiz zaman aslında hata yapıyoruz. Yani ben markete gittim, peynir 100 liraydı, bugün 200 lira olmuş. Yani %100 artmış. O zaman enflasyonun %60 olması mümkün değil. Çünkü %100 artmış dediğiniz zaman peynirin artışının %100'üyle enflasyonun artışını birleştirmiş oluyorsunuz. Mesela sen her gün peynir alıyorsan, senin için gerçekten peynirin enflasyonu %100 olur. Ben de hiç peynir sevmiyorsam ve peynir hiç yemiyorsam benim için sıfır olması lazım. Ben hiç etkilenmemem lazım peynir artışından. Dolayısıyla enflasyonu biraz böyle değerlendirirsek fiyatlar düşüyormuş gibi düşünmemek lazım. Yani diyelim ki her hafta arttırıyor fiyatları market. Enflasyon düştü dediğimiz zaman her hafta değil de iki haftada bir arttırıyor. İşte biraz daha düştüğü zaman ayda bir arttıracak gibi. Dolayısıyla cebimizdeki paranın alım gücü biraz daha fazla olacak. Ama fiyatlar geri gelmiyor. Fiyatların geri gelmesi için eksi enflasyon olması lazım. Yani fiyatlar düşmeyecek. Öyle gözüküyor. Biraz daha az hızlı artacak. Ha, fiyatların düşmemesi, fiyatların yüksek oluşu da başka sebepler var. İşte seninle zaman zaman konuşuruz. İşte sen de birkaç gündür yazıyorsun işte sebze meyvedeki o fahiş fiyatları yazıyorsun. Ki işin içine de girdin ve görüyorsun yani 10 liralık limon çıkamıyorum Faruk işin içinden. Bu soruyu çıkamazsın da. Yani tarlada 1,5 lira limon çiftçi toplamıyor. Orada duruyor. Manavda, doğru, tezgahta 80-100 lira. Soruyorum muhataplarına, evet, nedir bu işin, hani bunun enflasyonun ya da piyasanın doğal koşullarıyla, piyasa dengeleriyle açıklanacak bir hali yok. Organizasyonda bir sorun olduğu çok açık ve net. Sözünü unutma Faruk, ama sanırım bu noktada şöyle de bir denge var. Mesela İstanbul'un enflasyonuyla Anadolu'nun bir değil. Bugün TÜİK'in bazı rakamlarına bakıyorum, o sepetin içine neler koyuyor diye. Anadolu'nun başka bir yerinde senin bahsettiğin peynirin fiyatı farklı olabiliyor. İstanbul'da farklı olabiliyor. Yani bölgesel enflasyon açıklanması gündeme gelebilir mi? Bir uzman olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun? Bu tartışmaları bitirir mi acaba? Bu da olabilir tabii. Yani siz şimdi fiyatları gidip de Etiler'den alırsanız başka bir enflasyon ortaya çıkartırsınız. Fiyatları gidip işte ne bileyim Anadolu'da bir ilçeden alırsanız daha farklı fiyatlar ortaya çıkabilir. Hı hı. Ama burada bir uluslararası standartta bir hesaplama yöntemi var ve onunla yapılıyor. Ha, burada bazı eleştiriler var. İşte dünya TÜİK çalışanları diyormuş ki marketlere, biz fiyatları almaya gelirken siz bir kampanya yapın, fiyatları indirin, biz de öyle alalım fiyatları diye. Diyelim ki bunu 5 kişi söyledi ya da 5 tane yönetici TÜİK, ya TÜİK'te binlerce insan çalışıyor. Birisi de çıkıp demez ki, biz demez mi biz böyle yapıyoruz, fiyatlarla oynuyoruz yıllardır. Dolayısıyla burada hani muhalefet yapacağım diye devletin yıllanmış kurumlarını yıpratmanın da anlamı yok. Elbette her kurumun hatası olabilir ama kurumları yıpratmamak lazım. Bunlar Cumhuriyet'in kurumları, bu iktidar değişir bu kurumlar gene kalacak. Dolayısıyla burada binlerce insan çalışıyor. Bu çalışan insanların hepsinin farklı siyasi görüşleri var. Hatta orada 20 yıl, 30 yıl çalışmış insanlar var. Yani biri de çıkıp demez mi biz rakamlarla oynuyoruz? Yani hiç duydun mu böyle bir şey? Birisi çıkıp desin yani
ismini vermeden. Amerika'da da bu tartışma var. Avrupa'da da var Faruk. Yani orada da diyorlar bu enflasyon ama senin dediğin gerekçelerden hissettiğimiz farklı olabiliyor diyorlar. Ama sen de diyorsun ki her bireyin elbette davranışları farklı olur. Keşke mesela çarşamba günü TÜİK başkanı ya da bir yetkili gelse sebep sonuca bunları açık açık anlatsa. Senelerdir çağrı yapıyoruz ama genelde bu iş ekonomistlerin yorumuna kaldığı için buradan da bir kez daha çağrımızı tekrarlayalım. Yani keşke gelseler bu sorularımızı sorsak onlar da anlatsalar. En azından hani işin tekniğini anlatsalar, vatandaşın anlayacağı bir dilde vatandaş da anlamış olur. Yani dolayısıyla kişisel enflasyonumuz, hani dar ve sabit gelirli insanların kişisel enflasyonu daha yüksek oluyor. Çünkü bizim harcama kalemlerimiz belli. Yani biz gidip işte tenis topu almıyoruz filan. Yani ne bileyim her gün sinemaya gitmiyoruz. Tabii. Ama bütün bunlar da o sepetin içine katılacak ki fiyatlar genel seviyesi ortaya çıksın. Ha bizde tabii ahlaki sorunlar da var. Yani şimdi yüksek enflasyonda fiyat algımız ortadan kalkıyor. Bak şimdi markete gittiğin zaman bir ürünü gördüğün zaman 100 liradan 150 liraya gelmiş. Şey diyorsun herhalde bu 150 lira olabilir falan diyorsun. Evet. Bunu kullanan bazı fırsatçılar da istedikleri gibi etiket değiştiriyorlar. O yüzden enflasyonist ortamlarda bu bizim fiyat algımızı yok ettikleri andan itibaren artık her fiyat bizim için tamamdır. Hani var ya ben her gün işte 100 liralık benzin alıyorum kaç lira olursa olsun diye. Şimdi onun gibi bir mesele ortaya çıkıyor. O yüzden hani hayat pahalılığıyla enflasyonu ayrı tutmak lazım. Mesela Japonya'da Tokyo dünyanın en pahalı şehirlerinden birisidir. Hatta belki birinci bilmiyorum. Evet. Arada bir çıkıyor işte New York'la değişiyor. Ama orada enflasyon %2-3 yani enflasyon düşük diye en pahalı şehir olmasını engellemiyor. Dolayısıyla pahalılık ayrı bir şey, onunla ayrı mücadele edeceğiz. Ama pahalılığın sonucu enflasyon oluşuyor tabii. Enflasyonla da ayrı mücadele edeceğiz. Fiyat değişimlerini durdurmak lazım. Dolayısıyla hani hükümetin hedefi var. %40'larda tutacağım diyor yıl sonunda. Biz o rakamları da görebiliriz. O zaman insanlar şunu da diyebilir. Ya işte peynirin, domatesin fiyatı %200 artmış. Nerede %40 enflasyon? Ha işte o %200 artan domatesin artış hızı biraz yavaşlamış demektir. Biz hala o ürünleri pahalı yiyeceğiz. Öyle görünüyor. Evet, herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor bu noktada. Örneğin pazarlar maalesef konusunu gündeme getiriyoruz. Pazar tezgahlarının pazarcılara değil aracılara kiralandığını öğreniyorum. Yani pazarcı da ne yapıyor? Kesinlikle. Gidiyor aracıdan tezgahını kiralıyor. Bir de ona kira ödüyor. Benim aldığım domatesin limonun üstüne o ekleniyor. Bu mekanizmada yerel yönetimlerin sorumluluğu var örneğin. Bu birileri bir yandan kesinlikle bir sorunu çözmeye uğraşacak. Tüketici dernekleri, vatandaşlar bundan şikayet edecekler. Yerel yönetimler bu için bir yerinde durmayacak. Bu da mantıklı değil. Biz bu sorunun altından böyle kalkamayız diye düşünüyorum. İstersen şu limon meselesinde ya da mesela domatesin Antalya'dan tarladan İstanbul'a yolculuğunu bir özetlemeye çalışayım. Aslında biraz daha fotoğraf daha ortaya çıkacak. Şimdi tarlada üretici domatesi yetiştiriyor. Domates hazır. Geliyor tüccar diyor ki işte ben buna 3 lira veririm. Sen zaten düğünün var, borcun var, kredi almışsın. Bir şekilde onu tarladan satman lazım. O tüccarın söylediği fiyatı zaten tüccara veriyorsun. Tüccar bunu alıyor, işte toptancıya satıyor. Satarken komisyon kar koyuyor. Toptancı bunu nakliye ile depoya götürüyor. Depoya gittiği zaman bir masraf yükleniyor. Depoda Antalya haline geliyor. Niyeyse yani İstanbul'a gelmeden bir Antalya haline uğruyor. Orada tekrar komisyon, vergi vesaire yükleniyor. Onun üstüne Antalya halinden nakliye ile birlikte İstanbul'a geliyor. İstanbul haline. İstanbul halinden tekrar toptancıya, toptancıdan tekrar markete geliyor. Her bir harekette vergi, komisyon, masraf, fire hepsi üst üste biniyor. Bak sen de yazdın. 2024 yılındayız. Biz hala %25 fire veriyorsak sebze meyvede, evet, o soğuk zinciri kuramadıysak burada bir sorun var demektir. Eğer biz o %25 firenin yarısını bile kurtarabilsek işte ne bileyim %10-15 fiyatlar düşecek, maliyetler düşecek. Aracılardan 2-3 tanesini çıkarsak, evet, belki %10-15 biraz daha maliyetler düşecek. İşte bu noktada hal yasası çok önemli. Ama yıllardır biz bunu her Ticaret Bakanı'na soruyoruz. Hal yasasıyla ilgili bir gelişme var mı? İşte hazırlanıyor, çalışılıyor. Hep bu ama bir türlü o hal yasası çıkmıyor. Ne demek hal yasası aslında? Hal yasası deyip duruyoruz da. Hı hı. Mesela bu aracıların azaltılması bir, bu yasayla birlikte. İki, hallerde üreticilere yer ayrılması önemli. Yani
ben toptancının, tüccarın koyduğu komisyonla o ürünü almamalıyım. Üretici direkt satabilmeli. İkincisi, mesela daha önce bir proje vardı. İnşallah o da gerçekleşir. Büyük şehirlerin etrafındaki işte kırsal alanlardan ya da yakın illerden bu ürünlerin getirilmesi. Mesela bize domates Antalya'dan geleceğini niye Çanakkale'den gelmiyor gibi. Evet. Dolayısıyla maliyet düşürücü bu tedbirler alınırsa ya da Silivri'de, Çatalca'da, şurada burada tarım alanları oluşturulup bunlar üretilse çok daha maliyeti düşürücü tedbirler olur. Fire de azalır. Yani fire gerçekten bak %25 küçümsenecek bir rakam çok değil. Büyük soğuk zincir ki sen de yazdın. Resul Kurt da söylemiş, okul arkadaşımdır. Resul Bey'e de buradan evet. Selamlar olsun. Tren yolu belki o soğuk işte vagonlarda gelmesi süreyi azaltacak bir tedbirdir ama bunlar tabii uzun süreçler. Dolayısıyla hani bunların üstüne biz biliyoruz da hükümet bilmiyor mu? Onlar da bunun üstüne çalışıyorlar. Dolayısıyla bu hal meselesi bir hal yoluna konulması lazım. Bir takvim başlığı atmış olayım. Kesinlikle öyle. Sorabilir miyiz? Sorular da var, konuklarımız var. Faruk Bey müsaade edersen konuşalım. Kemal Olçar'ı görüyorum onları da. Evet. Duyuyorsun Bey, da. İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar, teşekkürler. Şimdi Faruk Hocam, gayet iyi anlattınız. Yani gıdayla ilgili konularda bir takım mikro tedbirler alınabilir. Şehir civarlarında, çeperlerinde araziler tarım arazisine çevrilebilir. Aradaki komisyoncuları ortadan kaldırmak mümkün. Üretici tüketici aradaki bantı kısaltabilirsiniz. Fakat gıda bir sektör. Genel enflasyonda gıdanın rolü nedir? Konut, ikinci konu, problemlerden bir tanesi bu. Üçüncü konu akaryakıt. Yani daha makro seviyede bu tetikleyici mekanizmalar ortadan kalkmadan sadece gıda üzerinde yapılacak mikro tedbirler ne kadar genel enflasyonu etkiler? Yani konut tabii ki bu neden artıyor sürekli kiralar ya da neden ev fiyatları artıyor? Ya da bütün bu sektörlerde saymadığım diğer sektörlerde dahil bir mafyavari bir durum mu var? İllegal bir takım yapılar mı bunu tetikliyor? Ya da daha da yukarı çıkartayım. Bir operasyon mu var iktisadi güvenliği sekteye uğratan? Belki bunun cevabını ben veririm ama diğer konularda yani ne dersiniz? Ben bilemiyorum tabii mafyavari durumlar var mı yok mu? Tekelleşme, yani kartelleşme bir türlü çıkmaması nedir bilemiyorum. Onları tabii siz daha iyi değerlendirirsiniz. Elbette seçim dönemlerinde yaşadıklarımızı da göz önüne alırsak hani işte yollara dökülen sebze meyve meselesi. Tabii sebze meyvenin elbette enflasyon üzerinde yani enflasyon sepetindeki ağırlığı çok yüksek. Az önce dedim yani temel gıda meselesi. Evet. Sebze meyvenin de maliyetinde söylediğiniz gibi enerji var, döviz var, nakliye var, işte akaryakıt var. Ama bir bakıyorsunuz ki elektriğe yani enerji maliyetleri hiç artmamış. Dövize bakıyorsunuz işte belki bir yıldır aynı statüde kalmış. İşte oradaki girdi maliyetlerini biz kalem kalem çıkartmıştık hatırlarsan Melih senin evet. programında yapmıştık. Hani adamlara ayıp mı ediyoruz da bir bakalım nedir maliyetleri diye. Çoğunun artmadığını görüyoruz. Ama tabii bu iş öyle sadece ekonomiyle zaten ekonomiyi sadece rakamlarla izah ettiğiniz zaman doğru olmuyor. Evet. İşin içinde başka işler vardır mutlaka. Onları da ben sizden dinlemek isterim. Gerçekten gıda bizim yani milli bir dava gibi görmek lazım tarım meselesini, gıda meselesini. Önümüzdeki dönemde bunu böyle konuşacağız gibi görünüyor. Koordinasyon gerekiyor herhalde. Bu sadece biz Ticaret Bakanlığı üzerinden konuşuyoruz ama işte bahsediyoruz. Mesela Antalya, İstanbul arası yapılacak bir raylı sistem ne büyük bir rahatlama yaratacak değil mi Uğur Hocam? Bu arada evet. Uğur Özgöker de Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Başkanı. Evet. Yani pek çok kimliğiniz var. Bunlardan birisi de doğru. Bu Uğur Hocam. Siz nasıl görüyorsunuz Uğur Hocam bu çerçevede değerlendirmeyi? Şimdi ben Kemal Komutan'ın söylediğini ben hani mafyalaşmayı şöyle mafya yani o doğru. Tekelleşme ve kartelleşme mafya diyorum. Var diyorlar mesela hocam. Ya tamam işte o mafya demek zaten yani. Yani ne yapıyorlar? Şimdi fiyatı düşmesin diye alıyor, denize döküyor, çürütüyor, almıyor malı. Ya ben Kıbrıslıyım. Herkesin bahçesinde, evinde herkeste limon vardır. Herkes birbirine hediye limon gönderirdi. Yani Kıbrıs'tan 1,5-2 liraya koca koca limonları getirebiliriz. Şey olarak Narenciye de getirebiliriz. Burada da dolu. Ama bu sene 7,2 ton rekolte bu sene. Yani evet. Şimdi dedi toplam. Ki komutanım 100 liraya aldım marketten dedi limonu. Evet, dün pazardan aldım. Ha, pazardan 100 liraya pazar aldım. Pazardan 8 limon 100 lira. Ha, aynen şimdi öyle. Siz de dediniz büyük şehirler İstanbul,
Ankara, İzmir'e gerek yok. Çünkü İzmir'in yanlarında alternatif tedarik bulunması lazım. Onu Faruk Bey de güzel dedi. Silivri, Çatalca vesaire gibi. Ne yapacaksınız? Bir kere Gümrük Birliği bize artık elimizi kolumuzu bağlıyor. Üçüncü ülkelere karşı bağlıyor. Yenilemiyorlar da, derinleştirmiyorlar da. 2016'da söz verdiler. Yani o Gümrük Birliği zincirlerinden herhalde kurtulmamız lazım. Güney Kore, Japonya, Orta Doğu, Orta Asya, başka ülkelerle daha iyi ticaret yapabilmemiz için. Aslına bakarsanız o bize yararlı olacaktı. Artık zararımız oldu bir kere bir. İkincisi alternatif tedarik. İşte alternatif tedarik olmazsa bu mafyalaşma, kartelleşme, tekelleşme olur, eliniz onuna. Bu büyük şehirlerdeki belediyeler, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi Afrika'daki birkaç ülkenin gayri safi milattan fazladır. Ne yapabilir? Büyük bir kooperatifle gider, üreticiden Antalya'dan, Mersin'den toplayabilir, getirir. Frigo şeylerle, tırlarla da getirebilir. Yani illa ray olması gerekmez. Evet. Biz uzun vadede çözüm olarak bunu söylüyoruz. O uzun vade onu devlet, merkezi hükümet yapacak. Ama tırlar var, soğutuculu tırlar var. Alır, doldurur, getirir. Şu anda piyasada, pazarda 100 liraya limon satıyorsa, istese İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 liraya limonu satabilir ve buradan da %100 de kar da edebilir. Daha da fazla, 1,5 lira işte tarlada, 1,5 lira. %100 de kar da edebilir. Hem vatandaş kazanır hem yazılır. Bir, tüketici ve rekabet kanunları, zaten tüketici kanunu değişiyor zaten şu anda. Faruk Bey yapıyor. Buyur Faruk. Bunu büyük market zincirleri yapıyor zaten. Evet. İşte belediye yapsın diyorum yani. Büyük market zinciri yapıyor da onlar da kendi aralarında anlaşıyorlar. Zımmi olarak rekabet kurumu ikide bir ceza yazıyor. Gene yapıyorlar. Niye Faruk Bey? Bunu söylüyoruz. Çünkü rekabet kanunu 4054 sayılı kanuna göre bir önceki rekabeti ihlal eden teşebbüslere karşı bir önceki yılın cirosunun maksimum %10'u ceza verilebiliyor. O da maksimum. Hiçbir zamanda vermedi rekabet kurumu bunu. Hep 3 verdi, 4 verdi. Biz dedik ki bu rekabet kanunu değişmesi lazım. Adam %200 kazanıyor, %10'u da verir başlış gibi. Gene rekabeti ihlal eder, gene tüketici istismar olur. Tarım kredi kooperatifleri ne yapıyor? İşte onu belediyeler o kooperatifleşebilir yani. Bir müdürü yok mu bunun? Başında biri var. Bu kadar gıda şeyi var, kriz var ortalıkta. Arada bir sürü komisyoncu var. İşte bunları çıkartmak lazım. O ya, komisyoncular, bu aracılar. Aracılar çıkacak. Bunun için işte koordinasyon halinde. Daimi tedarik o. Yani alternatif tedarik sürekli olacak. Yani bir tane ki kabzı mal diyelim, neyse biri alacak da deposunda tutacak. Ya da gidecek ya fiyatı düşmesin diye soğanı tarlaya gömecek vesaire. Bunu engelleyeceksiniz. Ve bunu sadece parasal yöntemlerle de yapamazsınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde rekabet hukukunu ihlal eden teşebbüslerin genel müdürlüğü hapis cezası. Hapis cezası var değil mi orada? Amerika'da var. Bizde para cezası, stokçuluğa böyle geçen. O da para cezası da sembolik yani. 380 ton hocam limon çıktı Mersin'de. Bakın limon bu kadar kritik. Yani hal sistemine işlenmemiş stokçuların İşte depoladığı limonlar ortaya çıktı. Onlara para cezası veriliyor ama hapis cezası olmadığı sürece o parayı da biz ödüyoruz. Şey siz ödüyoruz tabii. Ya 5 liralık malı 6 liraya çıkarttığınız andan itibaren 1 liralık fark o ceza oluyor. Oluyor. O zaten 10 liraya çıkartıyor, 4 lira da cebine atıyor. Yani kâra geçiyor. Yani bir o cezayı ödemek de kâra geçiyor. Bir şey olmuyor. Bu kanunların değişmesi lazım. Rekabet kanununda, tüketici kanununda çalışıyoruz bu konuda. Çalışılıyor. Evet. Siz de destek sunuyorsunuz. Faruk var mı ekleyeceğin? Çok kısa bir şey söyle. Valla tekrar emekli meselesine dönersek tabii enflasyonla nasıl bağlanıyor? Hani dediniz ya Mehmet Şimşek buna izin vermiş midir diye. Buradaki korku şu. Emekliye 3-4 bin liralık bir zam yaptığınız zaman birilerinin elini ovuşturuyor olmaması gerekiyor. Eğer birileri ellerini ovuşturuyorsa o ellerinin de kırılması lazım. Devletin de bu tedbirleri alması lazım. Hani emekliye yapılan, işçiye yapılan zam enflasyonu azdırıyorsa birileri buradan bir fırsat elde ediyor diye düşünüyorum. Herhalde o tedbirler de alınacak. Herhalde o 3-4 bin lira bir şey gelecek. Onu gözüne kestirecekler ama enflasyonla mücadelede her sınıfın gelirine göre ödeyeceği bedel başka olmalı. Yani bunun bedelini en dar gelirli kesim ödemeyecek elbette bunu. Ekonomide görüyoruz. Biz maaşlarımızdan vergi ödüyoruz ama kapılarının önünde kuyruk olan lokantaların işte matrahsız vergi levhalarını görüyoruz. Geçen gene bakan açıkladı. Kuyumcu işte 17 bin lira vergi ödüyor. Doktor bilmem ne kadar vergi ödüyor. Şimdi doktor deyince devlette çalışan doktorları falan kastetmiyoruz her tarafta. Serbest. O güzellik uzmanları bilmem neler şunlar bunlar nasıl paralar kazanıyorlar? Kredi kartıyla onların ödeme yapamazsınız lazım. Oraların çoğunda. Çoğunda kredi kartıyla ödeme yapamazsınız. Kayıt dışı. Niye? Çünkü kayda girir. Evet. Yani çoğu da asgari ücretli gösterir. Hepsini de suçlamayalım da.
Ama yani, bilen biliyor yani. Şöyle bir durum var Faruk. Ortada da tablo var. Bunu biz söylemiyoruz. Bunu da Hazine Bakanı söylüyor. Herkesin ödediği vergi belli. Ben bir vergi ödeyeceğim zaman yıllık benim ne kadar kazancım elde ettiğini noktası virgülü ne kadar hesaplamışlar Faruk. Baktım gelen vergide. Devlet biliyor benim ne kadar para aldığımı. Çünkü kayıtlı işte işletmeden alıyorum. Gazeteden, televizyondan alıyorum. E bunlar da bu kadar ticaret yapıyorlar. Kimse de alınmasın. Bize bu tarz bir şey söylendiğinde herkesi bağlar demiyoruz ama ortada bir durum var. Kemal Olçar'ın bir sorusu var. İlk bölümle ilgili bir soruydu aslında bu. Bodrum'da birkaç sahne gördüm basında. Yani bazı işletmeler şu anda %40 kapasiteyle çalışıyor. Ya otellerin bir kısmı doluluk oranı %40 civarı. Yani şunu demek istiyorum. Bu bölgede 300 ila 950 lira Türk lirası arası bir lahmacun fiyatı var. Meşhur, herkes konuşuyor. Su fiyatı yaklaşık 500 Türk lirası. Şezlong fiyatı 1500 Türk lirası. Bayağı ezberlemişim. Vallahi hocam sen de hazırlık yapıyorsun. 1500 lira şezlong, 2500 lira ödeme, 5000'e çıkan bir sabahtan akşama kadar bir işte ne bileyim sahil sefası vesaire vesaire. Şimdi Bodrum, bazı işletmeler, bölgenin zannedersem Turizm Derneği başkanlarından bir tanesi bir şeyler söyledi. Yani vurkaç yaptık, kaçtılar. Kaçarlar. Şu an bekliyorlar. Vurdular, iyi vurdular. Vurkaç yani bu böyle bir ayıplı bir durum olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki millete de düşen şey şu, tırnak içinde söylüyorum, bu boykot demeyeyim ama gitmeyin kardeşim. Bu kadar pahalı yere gitmeyin, gitmeyin canım. Bir şey var mı? Anlamı vermeyin. Veren versin. Var, Bodrum'da ben de gidiyorum, lahmacun yiyorum. 100 liraydı lahmacun var, 50 liraya. Çok güzel yerlerde var, güzel de yapıyorlar yani. Ama evet. Beach'te yiyeceksen, beach diyorlar ya sahilde. Yani o zaman yakınma bunu internette. Ama bu bir moda oldu hocam. Evet, böyle bir şey var. Yani bazı tüketim noktalarında lokasyona göre değişiyor fiyatlar elbette. Gıda fiyatları, kira fiyatları ya da başka şeyler. O lokasyonlardaki yüksek satışlardan yüksek vergi mi almak lazım? Gibi. Yani satış fiyatı belli. Bir lahmacunun maliyetinin 143 lira olduğu söyleniyor. Yani 4-3, 43 lira. Biz 120 liraya lahmacun yiyoruz. İşte 43 lira maliyet... Yani 43 lira, 143 anladım, 143, pardon. Yani 43 lira maliyetle 950 lira. Aradaki bu farkın vergilendirilmesi mümkün mü? Bir, iki, bu en düşük gerçekten emekli maaşı ne olmalı ki bir emekli en düşükten olsa bile bu yaşam standartlarında, bu koşullarda sağlıklı bir yaşam kursun. Faruk Bey'in o rakamını merak ediyorum. İki soru. Var bir soru. Rakamı, çok bir soru. Çok zor bir soru. Herkese ama sağlıklı, göre değişir. Öyle değil Faruk Bey. Öyle herkese göre değişmez o. Standarttır bir şey bu. Yani bir, bakın emekli 60 yani... yaşında. Standart. Yani şimdi, adam sağlık ihtiyaçları karşılayacak. İstanbul için değişir, sorunları... Adıyaman için değişir. Şu yani her Türkiye'nin her yerinde. Şunu söyleyeyim. Emekli maaşında bu düzenleme yani, yapmak zor hocam. Ya. Yani şeyde yaparsınız asgari ücretle ama emekli maaşı Türk İş'in yaptığı araştırmalar var. İşte açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin 18 bin lira. Yoksulluk sınırı 60 bin liraya dayanmış durumda. Eğer hani dikkate alınacaksa bu rakamlar. Ama 10 bin lirayla İstanbul'da bir ev de kiralayamazsınız. Fakat burada bir beklenti var. Tabii olur mu olmaz mı bilmiyorum ama en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesi, o da şu anda 17 bin lira. Hani böyle çok büyük beklentilere girmemek lazım. Ben hani şu altyazının cevabını vereyim. Sizle vedalaşayım isterseniz. 3 formül var. Birincisi bu 24-73'ün uygulanması, yani 6 aylık enflasyonun, ki orada 13-14 bin liralık bir tavan maaştan bahsediyoruz. İkincisi ise yıl sonu enflasyonun uygulanması, işte 40-45'lik beklentiye göre 14-15 bin liralık. Üçüncüsü de asgari ücretle eşitlenmesi. Hani orada çok büyük bir beklentiye girmemek lazım. Tavan maaşın yükseltilmesi noktasında hani beklentiye gireriz ama olmaz. Çünkü orada da 16 milyon emekli var. Burada hazineden bir seyyanen destek yapılıyor. Bütçe imkanları da belli ama gönül istiyor ki elbette işte 60 bin lira olsun en düşük emekli maaşı ama maalesef Türkiye'nin gerçekleri de bir bu. Bir de milyonlarca EYT'limiz var. Şimdi emekli deyince gözümüzün maalesef önüne gelen profil farklı. 45 yaşında adam da doğru emekli falan şimdi. Onlar da çalışıyorlar. Çok teşekkür ederiz Faruk Erdem. Bakın bu işin bir cümleyle kapatayım. Tabii ki, buyur hocam. Bu işin doğrusu şu. Dünyada 4 tane çalışan bir emekliye bakıyor olması gereken. Bizde 1.8 çalışan bir emekliye bakmaya çalışıyor. Yani 1.8 çalışandan kesilen prim emeklinin maaşını ödemeye çalışıyor. Bizim çalışan sayısıyla emekli sayısı oranımız çok yüksek. Emeklimiz çok fazla. 16 milyon emekli var. 130 ülkenin nüfusundan daha fazla. Daha fazla.
Faruk çok teşekkür ederiz. Sabah da yayının var. Vakit ayırdın bize. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ben izleyeceğim inşallah. İşin derin tarafını da öğrenelim. Faruk Bey arkanızdan konuşacağız biraz sonra. Biraz arkandan konuşacağız Faruk. Hemen kaçıyorsunuz. Buyurun. Seve seve. Evet. Emekli maaşlarıyla ilgili son durumu Faruk. Şu hesaba çok katılmıyorum bize. Ya vallahi. Hangisini yani çok hocam? Da can sıkıcı. İşte şu kadar çalışan var, bu kadar kişiye bakıyor. Ya böyle bir şey yok ki ya. Kim kime bakıyor ya? Biz onlara bakmışız. Biz derken emekliler. Herkes emekli mi burada bu arada? Ben emekliyim. Siz emeklisiniz. Hepimiz emekliyiz. Emeklisiniz. Ben hariç hepiniz emeklisiniz. EYT yok mu sizde? Yok hocam. Ben çalışıyorum. Daha var yani. Ya bak, biz de çalışıyoruz da hep tekavüt emekli, hep çalışıyoruz. Biz onlara bakmışız zamanında. Emeklilik diye bir şey mi var hayatta değil mi aslında? Evet, değil mi? Bakın çalışıyorken biz onlara bakmışız, büyütmüşüz, iş sahibi yapmışız. Şimdi biz prim ödemişiz. Ödediğimiz primler ilgili birimler tarafından sağlıklı doğru yerlerde değerlendirilmiş olsaydı, o değerlendirilen meblağlar o parayı zamanında ödeyen kişiye dönüş olarak gelecekti. Özel sigortalara bakınız. Ya da ne bileyim yapılan bir takım hayat sigorta, hayat değil de yatırım sigortalarına bakın. Evet. Çok sağlıklı yerlere yapılan yatırımlar sonucunda hayat boyu o şahsa o yatırımlar dolayısıyla aktarım yapılıyor. Yoksa sen çalışıyorsun bana böyle bir şey yok. Bu mantık ters. O yüzden bu oran da yanlış. Bu kimin icadı bilmiyorum ama yok dünyada... Bir dengede durması için herhalde onu belirliyorlar. Diyorlar ki bu öyle denge şey bozulduğu yok. Zaman... Ama yani şu da yok hocam. Ben bu kadar erken emeklilikte sosyal... de bir sorun var. Yani bu ciddi bir yük. O 60 tartışılır. Yaş üstü, 65 yaş üstüne tabii ki şey yapılmalı ama ne bileyim bu da ciddi bir yük olarak şimdi üzerimize bindi. Seçim yok belki ona ama güveniyorum. Şimdi 4 yıl seçim Bey'in olmaması belki bu konuda daha böyle yapısal çözümlerin aranmasına tabii vesile seçim olabilir. Seçim olduğu zaman geliyor, başımız yanıyor. Şimdi dünyadaki en büyük fon Norveç emeklilik fonu. En evet. zengin fonu. İkincisi de Japon, o da emeklilik. Evet, orada da Norveç'in nüfusu ne ki? İstanbul'un yarısı kadar bir şey yani. Ama ne yaptılar? Çok güzel değerlendirdiler şeyi, o fonları. Şu anda yani istediği yere dünyanın parasını, borcunu verebiliyor. Norveç'in gayri safi kişi başı yaşam endekste dünyada birinci sırada. Dolayısıyla yani Kemal komutan orada katılıyorum. Yani doğru değerlendirilebilirdi ama SSK... Bizde şimdi SGK oldu, adı ne olursa olsun, açıkları kapatmak işte siyasi şey. 25 yaşta emekli olsun, yok 30'a çıksın falan cekler geldi. Siyasi olmaması lazım. Besler gibi özelleştirilmesi lazım. Yani iktisadi tamamen ticari mantıkla çalışması lazım. O zaman sizden alınan paralar gayet güzel işletilir ve çok güzel geriye doğru da ödenir. Devletin kasasından da bir kuruş çıkmaz. Hı-hı. Hatta devlete gelir olur. Norveç'e gelir. Japonya'ya gelir. Ama Türkiye'de SGK Türkiye'nin en büyük bütçe açıdır. Yani benim çocukluğumdan beri. Aynen yani. Öyle. Senelerdir bu sistem çıktı. Hiç değişmedi. Yaşını konuşur. İşte o yüzden önümüzdeki bu 4 yıllık süre en azından Türkiye gündeminde biz de niye bu konuyu gündeme getiriyoruz? Elbette bizim önerdiğimiz projeleri siyasiler de biliyorlardır. Bu işin uzmanları, işte bakanlıklar da biliyorlardır ama kamuoyu eğer siyasilere bu yönde baskı uygularsa ya uzun vadeli politikalarla bu meseleyi çözün diye belki böyle bir katkımız olur. Bu yüzden bunu konuşuyoruz. Hüseyin Hocam sizin eklemek istediğiniz var mı? Konulara geçiyoruz. Bir emekli gözüyle belki var mı? Bir sıkıntınız yani emekli aslında olarak. Benim bir sorunum yok da. Yani bir kere hani bir ortada adaletsiz bir uygulama var ise bunun sorumlusu bana göre halk değil, millet tabii değil, devlet. Canım. Tabii ki. Devlet kural koyucudur. Kuralları da uygulayacak. Şimdi bir SGK sistemi varsa, yani 10 bin lirayı konuşuyorsak, komik rakamları konuşuyoruz. Kim nasıl geçinecek? Ama biz işte EYT diye bir şey çıkardık. Evet. Şimdi Fransa'da 60 yaş konuşuluyor. 64-62 yaş işte insanlar sokaklara çıktı. Yunanistan'da 6 güne çıkartıldı evet, çalışma. Yani biz Türkiye'de işte ne yapıyoruz? Hem ömür uzuyor, insanların evet. ömrü. Ama kasaya giren para belli. Yani insanların evet. çalışabileceği zaman uzuyor. Dolayısıyla hani erken yaşta 40 yaşında emekli olan insanlar var. 90 yaşında Allah uzun ömür versin vefat ediyor. 50 yıl devlet bakıyor. Yani bu işler çok karışık. Evet. Devletin bunları kural bazlı işletmesi gerekiyor maalesef. Evet, biz konularımıza geçelim mi? Diğer önemli gündemlerimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Çok yoğun bir gündem var. Nasıl bir gündemle gidiyor? Hem işte Suriye ile bir normalleşme süreci var. Evet. Bir yandan hastaneye gitti Cumhurbaşkanı. Rusya ile ve Doğu ülkeleriyle ilişkiler var. Amerika Birleşik Devletleri'nde NATO'nun geleceği de bir anlamda tartışılacak. 75. yıl oluyor değil mi evet, bu sene 75. hocam? Evet, 75. yıl.
75 yıldır. Yani NATO 4 Nisan 1949 tarihinde kuruldu. Hı hı. Tabii her 25 yılda bir ABD'de sanki inanç tazeleme gibi zirveler yapılıyor. Dolayısıyla şimdi bunun için en önemli zirve aslında 1999 yılında yapılan 50. yıl. Yarım asırlık zirveydi, Washington zirvesi. Şimdi bu seneki biraz böyle sembolik 75. yıl. Yani o 99'daki gibi herhangi bir şey yok ama yine Washington'da o yüzden yapılıyor. Komutanım, tarihi de doğru değil 89'dakinin de 40. yılında hatırlıyorum. Tam Berlin duvarı çöküyordu. Evet. O da çok o da çok önemliydi. Evet, evet, o başka bir şey tabii. Zafer havasında geçen. Aynen. Evet, evet. Evet. Ama nihayetinde bu zirveler tabii ki önemli. Biliyorsunuz NATO gibi veya başka uluslararası örgütlerde devlet veya hükümet başkanları seviyesinde katılım olursa zirve deniyor. Hı hı. İşte NATO'da savunma veya dışişleri bakanları seviyesinde katılım olursa normal toplantı oluyor. Yine Türkiye Cumhurbaşkanı'nı temsilen orada Brüksel'de görev yapan NATO daimi büyükelçisi var. Onun seviyesinde katılım olursa ki her hafta yapılıyor. Hı hı. İşte daimi konsey orada Türkiye adına kararları bizim büyükelçimiz gerekli işareleri, koordinasyonları yapmak suretiyle alıyor. Bunun tabii hem siyasi kanadı var bir de askeri kanadı var. Mesela ülkeler genelde Genelkurmay Başkanları veya Savunma Bakanları'nı temsilen de yine Brüksel'de NATO'da bir askeri temsilci genelde general amiral rütbesinde çok küçük ülkelerde albay olabilir bulunduruyorlar. Dolayısıyla bu toplantılar NATO gibi biraz hani İngilizce no action talking only yani birçok kez bir araya gelip de pek de bir şey üretmeyen diyelim ki bir uluslararası örgüt gibi görülse de NATO aslında bu istişarelerle, bu danışma mekanizmalarıyla çok şey üretiyor. Bunun kamuoyuna yansıyan bölümü var. Arka kapıda bir sürü pazarlıklar yapılıyor. Şimdi Melih Bey, ben de bir şey eklemek istiyorum. Bu arada NATO haritamız da geldi. Evet. Kemal Olçar, siz görevi yaptınız NATO'da değil mi bu arada? Genelkurmay'da NATO Strateji Şube Müdürlüğü yaptım. Ben NATO'da 5 yıl görev yaptım. Siz yaptınız. Ekstra görevler hariç. Bu akşam NATO konusunda uzmanlarımız var. Uğur Hoca da zaten. Ben de NATO bursiyeriyim. Babam da NATO subayıydı. Şimdi komutanımıza katıyor. Sen benim de gönlüm Brix'ten yani hocam. Ben de o zaman Brix falan yoktu. Hayır, burada bir farklılık olsun diye dedim. 3 tane NATO görevi. Hemen bir ekleme yapalım. BRICS ile NATO eşdeğer değil. BRICS biraz değil Avrupa yani. Birliği gibi. Evet. Yani. Yoksa Varşova Paktı da şey olsun. Uğur hocam sizi böyle alabilir miyim? Bu darit üstünde de konuşalım. Buyurun. Şimdi NATO için şunu yani hani no action falan diyorlar ama action'a gerek yok. NATO tarih boyunca oluşturulan müşterek kolektif güvenlik örgütleri daimi müşterek en başarılısı. Yani tarih boyunca bir sürü ittifaklar olmuştur askeri. Haçlı seferleri olmuştur, kutsal ittifaklar, imparatorlar ligi falan filan. Hepsi ad hoc deriz bunlara. Belli bir olay için olmuştur. Sonra olay bitince dağılmıştır. Daimi, permanent olaraktan tarih boyunca kurulan en başarılı askeri örgüt. Şimdi belki no action diyor, action'a gerek yok. Yok yok, bayağı yayılmasına bakarsan başarılı da yani nerede şöyle, durmuştu? Hayır, şimdi yani nerede? Savaş yapmamış ama zaten caydırıcıl yani müdafaa örgütü zaten. Yok. Yani, savunma örgütü. Yayılması dediğim yayılması. İşte Rusya bölgesindeki Sovyet bölgesindeki yerleri demin almış. Demin komutanımız söyledi 4 Nisan 49 dedi. Evet. 4 Nisan ondan bir sene önce BAP kurulmuştu 48'de Batı Avrupa Birliği. O da tarihteki ilk daimi askeri teşkilat. Hı hı. Yani benim doktora konumu. O bir sene önce kuruldu, Brüksel'de kuruldu. NATO kurulunca işlevsiz kaldı. Şimdi AB'nin içinde. Şimdi 1949'a kadar düşünün. 1945'te savaş bitti. Evet. 9 Mayıs'ta. 45'ten 49'a kadar Merkezi ve Doğu Avrupa'da Sovyetler Birliği, o zamanki Sovyetler Birliği 1 milyon 200 bin kilometre kare toprağı bir şekilde ele geçirdi. Savaşsız. Şöyle bir NATO çizgisi çizebiliriz 49'da bir tane. Şuradan da değil mi? Yani şöyle İsveç, yani, İsveç de yok. Hiç, İsveç, Finlandiya hiç yok. Onlar daha yeni girdi. Şuradan bir çizgiydi. Tabii tabii. Almanya ikiye bölünmüş. Şuradan Doğu başlıyordu. Tabii tabii. Berlin, şuradan başlıyordu. Hamburg'un batısından. Hatta Churchill dedi ya. Hamburg'un batısından Trieste'ye inen bir yere demir perde inmiştir dediği yer burasıydı işte. Evet. Trieste'yi ikiye böldüler. Eski Yugoslavya, şimdi Slovenya'da ve İtalya'da onu ikiye böldüler. Hamburg'un batısı buradan böyle bir demir perde indi bu tarafa. Hı hı. İşte Yalta'da. Şurada 1945'te, Şubat 45'te ne yaptılar? Bu üç ülke, yani Stalin, Roosevelt ve Churchill savaştan sonraki durumu haritayı belirlediler. Hı hı. Burada yüzdelikler olarak belirlediler. İşte diyelim ki Macaristan'ın %50'si Amerikan nüfus bölgesi, %30'u Sovyet, %20'si de İngiliz falan. Bunları Romanya, Bulgaristan hepsini belirlediler. Bunların hiçbirini dinlemedi Rusya. Demokratik olarak geldiren başbakanları idam etti.
kralları kaçırttı. Hepsini partileri kapattı, hepsini Komünist Parti 49'a kadar 1 milyon 200 bin kilometre kare şeyi egemenliği aldı. Önce Ruslar başlattı diyorsunuz gençler. Tabii tabii. Yalnız 4 Nisan 49'da komutanımızın dediği kurulduktan sonra bir metre daha ileri gidemedi. İşte bu. Yani no action da action dediği şey yani caydırıcı müdafaa şey gidemedi. Hı hı. Ha sonra 89'da işte Oz'da da ben Putin'e hak veriyorum. 1990 yılında 3 Ekim 1990'da şu iki Almanya birleşti. Evet. Malta'da. Malta'da şey yaptılar. Yalta'dan Malta'ya diye günü 45 sene Malta'ya. Sonra. Burada söz verdiler. Dediler ki şu kısım yani burada 17 milyon nüfus vardı. 220 bin kilometre karede toprak vardı. Bu zaten hukuken bu devlet eski Doğu Almanya diyebilen Demokratik Almanya Cumhuriyeti lağvedildi. Hı hı. Eskiden halk arasında Batı Almanya denilen Federal Almanya Cumhuriyeti'nin içine katıldı. Yani ikisi birleşmedi aslında. Hı hı. Batı Almanya, Doğu Almanya ilhak etti. Doğu Almanya lağvoldu. Bunun dışında genişlemeyeceğiz diye söz verdi NATO. Ama ne oldu? Bakın ta nereye geldi. Ukrayna bile dahil bu işin içine tartışmalara. Hayır zaten Ukrayna'yı alacağız dedi 2014'te gitti Rusya'ya. 2008'de Gürcistan alacağız dedi gitti buraya işgal etti. Yani Rusya'ya verilen sözleri tutmadıkları gibi Amerika ikide bir Rusya'nın nasırına basıyor. İkide bir Rusya'yı kaşıyor. Hı hı. Ha ondan sonra ne olacak? İşte buradaki Kaliningrad olacak. Yani savaş çıkarsa buradan çıkacak. Burası Rus toprağı. Rus toprağı ama Rusya ile karadan bağlantısı yok. Rusya'nın o dönemde... bir yol var diyorlar yine de değil mi? Bir yok hayır mu? Şey geçiş yolu var ama şey olarak serbest geçiş. Serbest. Yani şey Litvanya'nın içinden falan geçiyor. Bir koridor yani, gibi yol var. Koridor gibi yol var ama şey değil Rusya'ya ait değil orası. Hı hı hı. Hani biz Zengezur yapıyoruz ya Azerbaycan. Evet. Şurayı yapacağız ya biz. Oradaki iyili duruma benziyor. Onun gibi olacak yani. Dolayısıyla şimdi bir başka kanalda şey yapılıyordu. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mı çıkacak herkes çıkacak diyor da işte biri diyor Tayvan'dan çıkacak Güney Kore'den çıkacak falan filan. Ben de her zaman siz buradan burayı, çıkacak Kaliningrad'ı gösteriyorsunuz. Ben buradan çıkacak diyorum. Çünkü Ukrayna'dan çıkmaz, Gürcistan'dan çıkmaz. Gene Ukrayna bakın iki gün sonraki NATO zirvesinde Ukrayna'da var. Özel bir oturum. Bir günü ona vermişler. Ama Ukrayna NATO üyesi değil. Dolayısıyla hiç kimse ama Litvanya, Letonya, Estonya, Polonya hepsi NATO üyesi. Hı hı. Buraya girdiği anda bütün NATO ülkelerinin hepsinin savaşa girmesi lazım 5. maddeye göre. İşte o zaman çıkarsa buradan çıkacak. Hı hı. Gerçi 5. maddeyi işletmelerinin nerede hani mesela Türkiye'ye saldırı olduğunda böyle bir maddeyi tartışıyorlar. Dördü bize patriot bile vermediler, silahları dördü vermediler. Dördü bile işletmediler. Dörtte tespit ediyorsunuz. Yani tehdit var mıdır yok mudur? Suriye'den bize geliyor dedik. Yok dediler. Hı hı. Bırakın 5'i dördü bile işletmediler şey olaraktan. Ama iş buraya gelince işletirler. İşletirler. Bizi de savaşa sokarlar. Hüseyin Hocam peki 75. yılında Türkiye'nin pozisyonu ne NATO'ya? Yani ne önemi, nasıl bir önem teşkil ediyoruz NATO için? Siz ne bekliyorsunuz bu zirveden? Yani bu zirveden Türkiye'ye özel herhangi bir beklentim yok. Hı hı. Zaten bu zirveden NATO ülkelerinin de büyük bir beklentisi yok. Öyle 75. yıl kutlamaları gibi mi biraz olacak? Evet ama şimdi NATO'da esas bütün faaliyetler stratejik konsept dediğimiz belgelere dayanıyor. Yani NATO ne yapacağını ülkeler kendi aralarında daha önce İşte karargahlarda hem askeri karargahlarda hem siyasi karargahlarda çalışıyorlar. Ortaya bir belge çıkarıyorlar. Bu belgeyi çıkarken de her ülkenin etrafındaki tehditler dikkate alınıyor. Dünya nereye gidiyor? Hı hı. Ortak savunma, ortak güvenlik ihtiyaçları nelerdir? Dünyada nerede bir kriz çıkabilir gibi değerlendirmeler yapılıyor. Ve ondan sonra da ortaya bir belge konarak bu belge üzerinden işte konsepte dayalı ihtiyaçlar dediğimiz her ülkenin kendi savunma planlamasını NATO'nun konseptini kendine rehber alarak yapması bekleniyor. Hı hı. Bu hani bugünlerde çok yaygın. Muhtemelen bu zirvede yine gelecektir. Her ülkenin gayri safi milli hasılasının NATO üyelerinden bahsediyoruz. %32 tane ülke. %2 ve üzerinde olması arzu edilir. Şimdi bu daha önce oldukça düşüktü. Türkiye'yi bu açıdan zorlayabilir. Çünkü Türkiye zaman zaman %2'lere çıkıyor ama genelde %2'lerin altında kalıyor. Biz geçtik ama bu sene %2'yi geçtik biraz. Bir tık geçtik sanki. İşte zar zor geçiyoruz. Bu uzun soluklu değil. Yani Türkiye'nin izlediği mevcut politika gereği uzun yani bir silahlanma içerisinde değil Türkiye aslında. Savunma sanayindeki üretim hamlesiyle ülkenin silahlanma arayışlarını birbirinden ayırmak gerekiyor. Hmm. Son yıllarda Türkiye'ye giren doğru dürüst ana silah sistemi yok. Türkiye üretmeye çalışıyor. Mesela siz milli muharip uçağı üretirseniz ve buradan silahlanma için kendi ordunuza bir masraf olarak yazmaya başladığınız zaman savunma harcaması oluyor.
Dolayısıyla şu anda Türkiye son yıllarda çok fazla bir silaha yatırım yapmıyor. Ama dışa bağımlılıktan kurtulmak için fazlasıyla yatırım yapıyor. İkisini ayırmak gerekiyor. Bizden istenen dışarıdan silah alın. Dışarıdan silah alın. Veya yani kendiniz üretebiliyorsanız üretin de sonuçta o ürettiğiniz şeyle birlikte NATO'nun büyük askeri yapılanması içerisinde Türkiye'ye bir takım ev ödevleri veriliyor. Her ülkenin paşam parasını verdiğimiz silahları vermedi Amerika. İşte o dışa bağımlılık oluyor. Yani harekat bağımsızlığı dediğimiz dışa bağımlılıktan kurtulabilmek için kendinize ait bir savunma sanayinizin mutlaka olması gerekiyor. Tabii. O ayrı. Şimdi Türkiye zaten bunu inşa etmek için uğraşıyor da NATO diyor ki ben savaşacağım. Yani bugün mesela Ukrayna'nın desteklenmesi kapsamında Rusya ile karşılıklı savaş neredeyse Birinci Dünya Savaşı şartlarına indirgenmiş durumda. Cephe savaşı devam ediyor. Dolayısıyla taraflar karşılıklı birbirlerine top atışı yapıyor. Şimdi o top mermisini üretmek bile artık Avrupa içinde, ABD içinde sorun. Niye? Fabrikaların çoğunu kapatmışlar. Biz buna dayalı bir savaş yapmayacağız diye. Şimdi tekrar onları yani evet konvansiyonel silahları üretebilmek için kolları sıvadılar. Yani bu savunma harcamalarındaki artışın bir nedeni de hem Ukrayna'yı desteklemek hem de eldeki eski silahları, teçhizatı, malzemeyi Ukrayna'ya vermek suretiyle bir anlamda ülkeler kendi cephaneliklerini yeniliyorlar. Hem yani uçak olarak, hem tank olarak, hem denizaltı olarak, gemi olarak ne varsa elinde yenilemeye çalışıyorlar. Şimdi tabii dünyanın gidişatı gerçekten bir 3. Dünya Savaşı mı değil mi diye tartışabiliriz. Şimdi hocam biraz önce anlattığı Kaliningrad konusu önemli. Orada hani Polonya ile Litvanya arasında sıkışmış bir yer gibi gözükse de Kaliningrad tarihsel olarak bir Alman toprağı. Tam Baltık Denizi'nin kenarında evet. Hakikaten de kritik zaten yeri almış. Zaten şu anda oraya baktığımız zaman bu İsveç ile Finlandiya biliyorsunuz 2023'te Finlandiya, 2024'te de İsveç NATO'ya üye oldu. Dolayısıyla iki tane bir anlamda tarafsız ülke NATO'nun yanında yer almak istedi. Bunun ateşleyicisine 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal teşebbüsü. Yani bazı şeyler birbirini tetikliyor. Zirvelerden konuşuyoruz da. Şimdi normalde 1989 yılına kadar toplamda 20 kadar zirve olmuş. Yani şu anda ise neredeyse her yıl bir zirve yapılıyor. 2022 yılı çok özel. 24 Şubat'ta Rus askerleri Ukrayna'ya girdi. 25 Şubat'ta hemen artık bu kriptolu sistemler üzerinden devlet başkanlarını birbirine bağladılar. Ne olacak bu NATO'nun hali, Ukrayna'yı nasıl destekleriz diye. Sonra 24 Mart'ta tekrar bir araya geldiler. Yetmedi. 29-30 Haziran'da bir kez daha bir araya geldiler. Yani 2022 yılı özel bir yıl. 3 kere NATO ülkeleri bir araya geldiler ve Rusya'ya haddini bildirme konusunda özellikle Biden'ın bir antı var. Yani bir yıl önceki NATO zirvesi. Evet. İtalya'da yapılan zirvesi. Hayır, şeydeki yapılan. İspanya. Madrid'de yapılan. Madrid'de yapılan. Geçen yılda Vilnius'ta yapıldı. Evet. Şimdi de Washington'da yapılıyor. Ama buradan gidişat şu. Hiçbir şekilde mevcut demokrat yönetim diyelim. Washington herhangi bir şekilde Moskova ile anlaşma yanlısı değil. Şimdi geçenlerde Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan ne dedi? Türkiye olarak bir Ukrayna ile Rusya'yı içine alan bir barış platformu inşa etmek istiyoruz. Burada karşılıklı görüşelim düşüncesini ortaya attı ki Rusya da buna yatkın. Şimdi tabii de konudan konuya atlıyoruz ama Avrupa Konseyi'nde yani başkanlık bu sene kimde? Orban'da yani şeyde Macaristan'da. Macaristan aslında bir ev ödevi aldı gibi gözüküyor. Böyle bir soru işareti koyuyorum oraya. O da şu. Hatırlarsak 5-9 Mayıs'ta Şii Avrupa'ya gelmişti. Fransa'ya, Sırbistan'a ve Macaristan'a. Ondan sonra hem Sırbistan'dan hem Macaristan'dan 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına yönelik uyarılar geldi. Yani Doğu dünyasının bir anlamda sözcüsü gibi hareket ettiler. Şimdi Orban ne yapıyor aynı zamanda? Bir anlamda Türkiye ile de paralel. Yani biz nasıl barış platformu kurulsun istiyorsak. Önce Zelenski'ye gitti. Aslında söylemeye çalıştığı. Rusların mevcut işgal ettiği toprakları Kırım dahil sen bir tanı. Evet. Ondan sonra el sıkıştıralım sizi bu iş bitsin demeye getirdi. Tabii bu fikriyle beraber hemen atladı Putin'in yanına da gitti. Ve sonuçta tabii eli boş döndü. Şimdi bu konuyu mutlaka bir rapor halinde Washington'daki bu zirvede herhalde müttefiklerin önüne koyacaktır. Putin demiş yani Putin için haddini bildirelim demiş Biden 2 yıl önceki NATO zirvesinde evet. Ama öyle bir had bildirilecek bir durum da yok.
NATO'yu yani isteyin. Bunun mümkünatı da yok galiba. Yani hem Rusya'yı mümkünatı yok hem hukuken de bir temeli yok. Nasıl dize getireceksiniz? Ukrayna ne aday ülke, ne gözlemci ülke, ne tam üye. Yani ne alakası var? Ya şimdi orada tabii yaptırımlar var. Yani şimdi... Birleşmiş Milletler yapar bunu. NATO yapamaz. Yok tabii ama Birleşmiş Milletler dediğimiz şeyin artık bir hükmü pek yok bu manada. Şimdi NATO'yu biraz önce hocam şey dedi, hani ortak güvenlikten bahsetti. NATO aslında 1989 yılına kadar 5. madde esaslı bir ortak savunma örgütü. Yani 5. maddeye dayanarak diyor ki herhangi birimize saldıran hepimizi karşısında bulur. NATO'nun 5. maddesi hepimiz bu. Ondan önce tabii 4. madde kapsamında, diğer maddeler kapsamında bir araya geliyoruz ama en nihayetinde eskiden ortak savunma geçerliydi. Şimdi 89 sonrasında karşıda Varşova Paktı kalmadı. Sovyetler dağıldı. Sizin NATO olarak devamlılığınızı sağlayabilmek için varlığınızın bir gerekçesi olması lazım. O zaman dendi ki ortak güvenlik. O zaman ortak güvenlik de NATO'nun görevidir dediler. Ortak güvenlik de NATO'nun görevi oldu. Evet. Orada... Hocam reklama gitmemiz lazım. Bence önemli bir noktadayız. Onu konuşalım. Hani NATO'ya bir varoluş sebebi gerekiyordu. 1989'da duvar yıkıldıktan sonra Putin de fazlasıyla onu veriyor. Bu anlamda da iki var. Eğer Putin olmasa hiçbir denge olmayacak diye bakıyorum. Çünkü NATO demek ABD gibi geliyor. Evet. Üç tane NATO ile ilişkisi olan, çalışmış, bilen insanın yanında bunu söyleyerek reklama gideyim. Sebep sonuç devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Bu ziyaretin anlamı ne? Olası gelişmeleri ve NATO'yu konuşuyoruz. Kimlerle beraberiz? Stratan Başkanı, emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla bizimle. Beykent Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Kemal Olçer ve Arel Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Uğur Özgöker'le beraberiz. NATO'yu konuşuyorduk. NATO'nun genişlemesi sürecinden bahsediyorduk. 89'dan sonraki süreçte oluşan fiili durumda NATO'nun gördüğünüz gibi genişleme haritası bu. Bayağı Rusya'ya sokulmuş durumda. Rusya da Ukrayna üzerinden bir satranç oynuyor NATO ile ilgili. NATO bundan sonra ne kadar işlevsel bir örgüt olabilir? Bunun üzerine konuşuyorduk. Harita üzerinde konuşmaya devam edelim. Melih Bey, hocam, siz bir soruda kalmıştınız. Buyurun hocam. Dediniştiniz ki Allah'tan Putin var, NATO ne olacak falan. Şimdi ben onu size söyleyeyim. 89'a geri alalım. 89'da, yani 49'da NATO kurulduğu şeyde ne için kuruldu? Sovyetler Birliği'ne karşı ve komünizme karşı. Yayılmayı engelleyelim. Şey olaraktan ve Yengeç dönencesinin 36. paralelin kuzeyinde kalan Kuzey Öyle Atlantik. Öyle alabilir miyim sizi hocam? O burada gözükür mü bilemiyorum. Kuzey Atlantik bölgesi. Yani, siz kuzeydeki, siz şey istiyorsunuz. Yani şey coğrafya dünya olarak da. Lazım. Şurada tabii buradaki İngiltere'ye falan bağladılar falan da var. Şurada diyelim yenge. Bunun kuzeyinde Amerika, Kanada ve buradaki Kuzey Atlantik bölgesi için kuruldu. Adı North Atlantic Treaty Organization'dır. Kuzey Atlantik. Şimdi 89 yılında. Duvar çökünce, 91 yılında Varşova Paktı dağılınca, Sovyetler Birliği dağılınca, 15 devlet çıkınca vesaire ne oldu? Ne komünizm kaldı ne Sovyetler Birliği kaldı. O zaman dediğiniz soruya geldiler. O zaman 90'da. Bizim artık tehdit ne? Düşman ne? Ha, siz Putin'i dediniz. Şimdi ben o zaman NATO bursiyeriydim. NATO bursiyerlerini şeyde İtalya'da Lagade Garda'da topladılar böyle. Dediler bir tane şey vardı. Fernand Wölter diye bir siz adam. Siz üniversite öğrencisiniz ve NATO'da burs alıyorsunuz. Yok yok, üniversite öğrencisi değil, asistandım. Akademisyensiniz, NATO bursuyla İtalya'dasınız. Evet. Brüksel dedik de İtalya'ya götürdüler hepsi bizi. İtalya'ya gittik, dedi ki üzülerek belirtiyorum dedi, bir düşmanımızı kaybettik dedi. Hep dostluk kaybedilir ya. Şimdi 2 Ağustos 1990'da Saddam'ı Kuveyt'e soktular. Evet. Saddam'ı Kuveyt'e sokunca petrol 14 dolardan çıktı mı tekrar 40 dolara. O arada işte şey Almanya ile Fransa 1990 yılında başında şey diyorlardı. Almanya zaten 3 Ekim'de birleşmişti. Artık teşekkür ederiz, Amerika bizi korudu 45 sene sağ ol. Artık gidebilirsin. Amerika'da istenmiyorsam giderim dedi. Şey ama ne yaptı Amerika? Allem etti, kallem etti. Bir araba öbür arabanın üstüne saldı. Ondan sonra petrol çıktı mı 40 dolara? Bundan sonra bunlar sıkıştılar mı? Aman sen ettin ben ettim falan etmedin ne yapacağız? Ne yaptılar? İşte komutanımızın dediğine geldi. NATO'nun 90 yılındaki Roma zirvesi. O Roma zirvesinde stratejik konsept, demin bahsetti komutanım, stratejik konsept değişti. O zamana kadar konsept neydi? Komünizme karşı, Sovyetler Birliği'nin yayılmasına karşı. Bir de alan neydi? Kuzey Atlantik bölgesi. Yengeç dönencesinin üstündeki bölgeydi. Şimdi bir, alan değişti. Alan dışı kullanma. İşte Irak'ta orada kullandılar. Afganistan'da öyle kullandılar. Bosna'da öyle yani.
NATO'yu bütün dünyada artık Birleşmiş Milletler'in bir askeri teşkilatı gibi oldu. Hatta sadece ABD'nin, kiminle sorun yaşıyorsa NATO'yu, Libya'da mesela koyamadılar devreye ama her yerde artık öyle yani gibi. Sadece Kuzey Atlantik bölgesi için değil, sadece şu bölgenin güvenliği için değil, bütün dünya, özellikle Orta Doğu'ya, Afganistan'a, buralara şey yaptılar. Bir, iki tehdit değişti. Sovyetler bile gitmiş. Tehdit ne? Terörizm geldi, mikro milliyetçilik geldi, insan kaçakçılığı geldi vesaire. İşte orada ne oldu? Gizli olarak, zımmi olaraktan İslami fundamentalizm, kökten dincilik. Yeni tehdit ne oldu? Müslümanlar oldu, Araplar oldu, terörizm oldu, uluslararası terörizm oldu, bitti. Dolayısıyla NATO'nun varlık nedeni çıktı tekrar. Bu 1990 Roma zirvesiyle 45 sene sonra bir, dünyaya yanıldı Kuzey Atlantik. İki, Sovyetler Birliği artık tehdit olmaktan çıkmıştı. Tekrar girdi şimdi. Şimdi tekrar girdi. Sovyetler Birliği çıkmıştı. Terörizm girmişti. Uluslararası insan kaçakçılığı girmişti. Eroin kaçakçılığı, silah kaçakçılığı girmişti. Ve İslami terörizm, İslami yok tabii bunun içinde, kafaların arkasında var, girmişti. Şimdi son iki zirvede ne oldu biliyor musunuz? Buraya bak, çok güzel koymuşsunuz. Çin'de tehdit. Çin'i koydular. Birinci sıraya tehdit koydular Çin'i. Rusya'yı tekrar tehdit koydular ikinci sırada. Bakalım bu sefer ne olacak? Bunların hepsi ABD'nin düşmanları bu saydıklarınız. Tabii. Çin ve Rusya Avrupa'nın, şunun bunun, İslam dünyasının düşmanı değil. ABD'nin düşman olarak gördü. Ben de o yüzden diyorum. İslam aleminin kalkıp NATO'ya karşı böyle bir denge unsuru olarak bir mücadele yürütmesi mümkün değil. Değil. Putin'in böyle bir, o da diyor ben bunlarla uğraşamam. Hani silah gücüyle, şuyla, buyuyla, ama en azından bazı noktalarda ne derler, kılçık mı atıyor, sorun mu çıkarıyor? Bu bile kârdır. Ama yapıyor işte. Yaptılar. 2008'de Gürcistan'ı alacağız dediler, işgal ettirdiler. 2014'te Ukrayna'yı alacağız dediler, işgal ettirdiler. 2022'de komutanımız demin söyledi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Antalya'da Zelenski ile Putin'i barıştırmıştı. Evet. İstanbul'a sonra çağırdı. Anlaşmışlardı. Bitmişti iş. Hem de komutanımızın söylediği gibi de değil. Yani sadece senin işgal ettiğin Kırım, Donbas bölgesini bırak falan da değil. Yani bunlar da şeyin içinde kalacaktı. Ukrayna'nın toprak bütününde kalacaktı. Geniş bir otonomi verilecekti. Hı hı. Yani tamam, burada meclisler olacaktı bilmem ne, ama Ukrayna'nın toprak bütünü. Kırım tartışma konusu olmaktan çıkacaktı. Ve bu Donbas kısmı da bitmişti. Tamam, iki taraf da anlaşmıştı. Gitti, İngiltere ile Amerika bozdular. Zelenski'nin aklını çeldiler. Çünkü düşman gerekiyor onlar hocam. Düşman gerekiyor, silah satılması gerekiyor. Bir şekilde. Kemal hocam. Buyurun. Vallahi şimdi NATO ile ilgili şunu söylemek lazım. Bir kere NATO 11 kere yayıldı. 49'dan 2024'e kadar son içine aldıkları İsveç biliyorsunuz. Hı hı. Bu yayılma da genellikle Doğu Avrupa'ya doğru gerçekleşti. Yayılmanın birinci perdesi üye olma. İkinci perdesinde bazı mekanizmalar kuruldu. Bunlardan bir tanesi 94'te barış için ortaklık mekanizması kuruldu. Rusya'yı da aldılar mekanizmaya. Dolayısıyla 99'da karşılıklı yapılan anlaşmalar, masada görüşmeler, böyle bir detant dönemi başladı. Yani yumuşama dönemi başladı. Bir ara Rusya'nın bile NATO'ya girmesi konuşulmadı mı? Rusya istedi. Evet. İstedi de almadılar. 1955'te Sovyetler Birliği müracaat etti NATO'ya girmek için. Doğu Almanya'dan sonra. Bu yıkıldıktan sonra duvar değişim, o prestoreko döneminde. Öyle bir şey gündeme geldi. Evet. Şimdi 2003'te yine Putin başvuruyor. Putin de başvuruyor. Bush'a kabul etmiyor. 2005'te de ABD bu Şangay İşbirliği Örgütü'ne başvuruyor. Onlar da kabul ediyor. Onlar da onu kabul ediyor. Bu biraz ironik bir şey. Kemal hocam, hemen bir cümle alayım. Bir Amerika'ya gideceğiz. Devam edin isterseniz. Birkaç mekanizma var anlatmamız. Akdeniz Diyaloğu kuruldu. İstanbul İşbirliği Girişimi kuruldu. Bir de Küresel Ortaklıklar Mekanizması kuruldu. Barış'ın ortaklığın yanında. Dolayısıyla sadece üye olmakla yayılmadı NATO. Böyle mekanizmalarla bütün dünya, küreyi ilgi alan haline getirdi. Onları anlatacaktım tek tek. Nerede? Hemen bence tamam. Çok önemli bir nokta. Rüya Kuş'a bir bağlanalım. Kongre binasının önünde Washington'da Rüya. Rüya merhaba. Merhabalar. Oradaki hava nasıl Rüya? Tam Kongre binasının önündesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek. Havayı anlatır mısın bize? Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bizler Amerika'ya bekliyoruz. Türkiye saatiyle 10'da yola çıkacak ama özellikle Amerika'ya varması öğleden sonrayı bulacak gibi diyebiliriz aslında. Bu kapsamda NATO zirvesi oldukça önemli. Hem yeni bir genel sekreter var. Belki programda şu ana kadar işlemişsinizdir, belki işleyeceksinizdir. Yeni bir genel sekreterin varlığı önemli. Çünkü Türkiye'nin her ne kadar bir önceki genel sekreter Stoltenberg'le de yakın bir ilişkisi olsa da ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ahbaplığı, dostluğu da olmuş olsa, Türkiye'nin özellikle NATO söz konusu olduğunda bazı talepleri vardı ve ne olursa olsun bunlar yerine getirilmedi. Özellikle NATO müttefiki olan ülkelerden bahsediyoruz. Örneğin ABD her ne kadar Türkiye'nin en büyük müttefiklerinden bir tanesi olsa
olmuş olsa da iş sahaya geldiğinde başta Suriye olmak üzere, yine Irak olmak üzere Türkiye'nin karşısında bulunan terör örgütlerini destekleyen bir ülke pozisyonundaydı. Açık ara bir mesafe koymuyordu. Türkiye her defasında itirazlarını dile getiriyordu. Özellikle NATO'dan bazı beklentileri de var Türkiye'nin. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarın özellikle buraya geldiğinde ve sonrasında NATO kapsamında yapacak olduğu bütün görüşmelerde bunlar üzerinde duracak diyebiliriz. Sizler biraz Rusya'ya değindiniz. Bizler de aslında Amerika'da bu konuya değineceğiz. Çünkü Ukrayna oturumu olacak. Hatta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de yine o oturumda bulunacak. Özellikle burada verilecek mesajlar önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir özelliği olacak o oturumda. Hem Putin'le görüşebilen, hem istediği zaman Zelenski ile görüşebilen, hem de bu görüşme kapsamında Amerika Başkanı Biden'la görüşebilen tek lider pozisyonunda olacak. Yani oradaki diğer bütün liderler evet konu hakkında fikir sahibi olacaklar ama Putin'le en yakın zamanda görüşen kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak ki Aslan'da yapılan görüşmelerde de özellikle Ukrayna-Rusya savaşının geleceği, Karadeniz Tahıl Koridoru'nun geleceği tek tek ele alınmış, değerlendirilmişti. Bu kapsamda Rusya'nın kendince formülleri var. Hatta bir ara masaya oturacaklardı. Tahıl Koridoru için yeniden bir anlaşma imzalanacaktı. Seyir Sefer Anlaşması imzalanacaktı. Ukrayna biraz geri durmuştu. Tüm bunlar değerlendirildi. Dolayısıyla bu masada olacak. Diğer bir açıdan İsrail-Gazze Savaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çantasındaki konulardan bir tanesi. Özellikle NATO üyesi batılı ülkelerden Türkiye'nin talepleri var. Sizler tesis kalıyorsunuz, Gazze'yi görmüyorsunuz, ateşkes istiyoruz diyor ve bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dile getirecek. Hatta bu kapsamda İsrail-Lübnan arasındaki gerginliğe de değineceğini söylemek mümkün. Çünkü özellikle Lübnan'a sıçrayan bir savaşın Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söyledi. Alelade bir şey değil, bu beraberinde bütün bölgeyi tehdit eden ve İsrail'in aslında ne kadar büyük planı olduğunu gösteren bir gelişme dedi. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki ateşe dikkat çekmesini bizler bekliyor olacağız. Bunlar NATO kapsamında ele alınacak konular aslında ama özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO marjında liderlerle yapacak olduğu ikili görüşmeler de çok önemli. Bizler geçtiğimiz Mayıs ayında bir görüşme olmasını bekliyorduk Biden'la Erdoğan arasında ama iki liderin de programı uygun olmadığı için bu görüşme ertelendi denmişti. Evet. Arada yeni bir tarih oluşturulamamıştı ama zaten beklenti NATO'da bir araya gelmeleriydi. Bu kapsamda NATO marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la da bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrı ayrı bu başlıkların hepsi gündeme gelecek ama devam eden bir F-16 süreci var. Kongrenin verecek olduğu kararlar var. Bununla beraber elbette bir beklentimiz de bizim Suriye'de özellikle sözde yapılması beklenen seçimlere dair Türkiye'nin endişeleri ve hassasiyetleri vardı. Bunların da yine aynı şekilde masada olmasını bekliyoruz diyebiliriz. Rüya, peki Cumhurbaşkanı'nın seyahati kapsamında oradaki Türk gruplarıyla bir araya gelmek, böyle bir programı var mı? Buna dair bilgin var mı? Şöyle, aslında planlama devam ediyor. Özellikle biz de burada bulunduğumuz süre zarfında birçok defa bunu sorduk. Hala net bir şekilde şu gün şu saatte bir araya geliyoruz denmedi. Ama eğer ki programı Cumhurbaşkanı Erdoğan, çünkü liderlerle olacak olan görüşmeler de çok kıymetli, onlara da uygun bir şekilde format belirlenebilirse Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz da erken geleceği için aslında Amerika'ya bir görüşme olması muhtemel gözüküyor. Çok teşekkür ederiz Rüya. Kolay gelsin. Rica ederim. Rüya Kuş. İyi yayınlar. Sağ olun. Bize Washington'dan, Kongre binasının önünden son gelişmeleri aktardım. Bu kongre binası basılmaya çalışılan kongre binası değil mi? Evet. Yanılmıyoruz burası da. Biden de bunu kullanmaya çalıştı ama Trump bu kongre binası baskınının da bir hikaye olduğunu söylüyor hocam. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yandan dünyaya güç veren bir yapı olarak, bir akıl olarak koyuyoruz ama içeride de komploların eksik olmadığı bir yapılanma. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Lazım. Sözünüzü bölmüştük. Şimdi bu mekanizmalarla gittikçe nereye kadar geldi? Bakın, küresel ortaklıklarda Avustralya var, Moğolistan var, Afganistan var. Yani bütün devletleri içine çekecek bir sürü mekanizma kurdu. Akdeniz diyaloğu Moritanya'dan başlıyor, İsrail'e kadar 9-10 tane ülkeyi kapsıyor. Bütün Kuzey Afrika'yı. İstanbul girişimi, İstanbul'da yapıldı o toplantı biliyorsunuz. Körfez ülkelerini kapsıyor. Kuveyt, işte Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri falan. Yani bir şekilde üyelik mekanizmasıyla yayılmaya devam ediyor. Toplam 11 kez yayıldı. Dediğim gibi az önce 52'den başladı. İlk yayılma 52'de yapıldı. Yunanistan ve Türkiye 55'te Batı Almanya girdi biliyorsunuz. Ondan sonra hiç yayılmadı. Ta ki 82'ye kadar. İspanya'yı aldılar 82'de. Sonra bir hızlandı. 82'den sonra 99, 2004, 2017, 2023, 2024. Yani peş peşe, özellikle 91'den sonra çok daha hızlandı. Apar topar peyikler NATO'ya ve AB'ye sığındılar. Kaçarak geçtiler. Ama geçmeyene de ülkelerde darbe tertip edip geçirmiyorlar mı hocam? Yunanistan'ın tabii NATO'ya geçmesi için. Türkiye'deki biz 12 Eylül darbesini konuşuyoruz. Evet.
geri dönüşü için Yunanistan'ın NATO'ya onay verildiği söyleniyor. Bir anlamda da genişleme süreci sadece savaşta yani, değil, NATO, darbe de dahil her şey için içinde. Çok proaktif bir örgüt değil, reaktif bir örgüt. Dolayısıyla olaylar meydana geliyor. Geldikten sonra oturup oy birliğiyle bir karar çıkartıyorlar. Stratejik konseptler dedi komutanımız, onlar da proaktif değil. Olay olur, ondan sonra bir konsept çıkar. Mesela ilk konsept 50'de çıktı, kuruluş konsepti. Orada caydırıcılıktır, birinci slogan. Ondan sonra 52'de yayınlandı. Baktılar Kore Savaşı çıktı, asker yok. NATO'nun askeri yok, ordusu yok. 52'de entegre edilmiş ordu kurdular. 57'de yine Macaristan olayları çıktıktan sonra tekrar 57'de dediler ki topyekün mücadele edildi. Topyekün savunma yapalım dediler. 68'de çıktı. O Küba krizinin üstüne hemen 68 konsept çıktı. Orada da esnek mukabele diye bir şey çıkarttılar. Yani işin içerisinde nükleer de girdi. Yani tırmandırma, tırmandıkça kuvvet kaydırma gibi prensip ortaya çıktı. Hı hı. Türkiye de bunlara onay verdi o dönemde. Ama kırılma 91'den sonra oldu. Sovyetler bir dağıldıktan sonra 91'de bir stratejik konsept çıktı. Tekrar ettiler benzer konseptleri ama 99'a kadar kriz devam etti NATO'da. Sovyetler dağıldı, blok kalmadı. Tehdit değerlendirmesi yeniden yaptılar. 99'da Washington zirvesi yapıldı. Agamemnon zırhlı hızına yapıldı açıkta. O zırhlı da dediler ki alan içi yerler yani şu üye olan yerlerde 5. madde çalışıyor. Ama alan dışı yerde ne olacak? NATO'nun üyelerinin coğrafyasını etki altına alacak konularda ne yapacağız? Yani Libya'da ne yapacağız? Kosova'da ne yapacağız? Çünkü 95 tecrübesi var. Bosna Hersek'e çok geç müdahale ettiler. Dolayısıyla orada katliamlar oldu, soykırım oldu. Neden? Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar çıkartmıyor. NATO'nun içerisinde mekanizmasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararlar esastır. BM şartlarına uygunluk, uyma esastır. O yüzden 95 tecrübesinden sonra 99 zirvesinde 50. yılda küt diye alan dışılık diye bir kavram ortaya çıktı. BM Güvenlik Konseyi karar almasa bile müdahale etme yetkisi ve hakkı doğdu NATO'ya. Bu çok önemli bir kırılma. Hemen gittiler Kosova'ya müdahale ettiler. BM Güvenlik Konseyi kararı yok. Hemen gittiler o dönemden sonra Libya'ya müdahale ettiler. Ha demek ki 99 kırılma. Ondan sonraki 2010 kritik kırılma Lizbon zirvesi. Burada hocamın ifade ettiği Sovyetler Birliği, daha doğrusu Rusya tehdit olarak kalacak. Ama onun yanında insan ticareti, uyuşturucu ticareti, terörizm, kitle imha silahlarının yayılmasının engellenmesi gibi daha soft bir takım şeyler, tehditler yaratıldı ki bu tehditler NATO ülkeleri tarafından, orduları tarafından karşılanacak tekrar bir sistem kurulması gerekiyordu. Yani 2010'dan sonraki zirvede ordular biraz daha böyle bu soft meselelere el atmaya başladılar. Tabii 2010'dan sonra 2022 Madrid zirvesi komutanım ifade ettiler. Orada bir şey değişti. Misyonlarda bir iki kelime değişikliği yaptılar. Eskiden işte savunma ve caydırıcılık, kolektif savunma, caydırıcılık beraber. Ondan sonra işbirliği savunması ve kriz yönetimi vardı. Hı hı. Ona kriz önleme ve yönetimi koydular. Çünkü daha önceki bir strateji belgesi içerisinde diplomatik önleyici tedbirler diye bir şey çıkarttılar. Evet. Zannedersem yine 2010'da. Yani önleyici tedbir. Bakın bu tehlikeli. Kriz önleme riskli. Ne zaman önleyeceksin? Kime göre? Hani Bush doktrinler etkilendiler çok büyük ihtimalle. Çünkü o zaman demişlerdik preemptif, evet, önleyici bir tedbir alacağız. Yani bu stratejik konseptler ve yayılma mekanizmaları Rusya'yı çok rahatsız etti. Her noktaya el attı mutlaka. Evet. Şimdi Türkiye doğal olarak sıkışmış olarak hissetmesi çok doğal. Yani Rusya'nın bu pozisyon karşısında rahatsız etti tabii. Yani biz söylemiyoruz sadece. Ruslar söylemiyor. Kissinger de söylüyor. Yani John Mersheimer de söylüyor. Ya bu kadar üstüne gidilirse en azından jeopolitik olarak hatları kırarsınız diyor. Tabii Türkiye'nin rolü ne burada? Biraz onu konuşalım. Bak Türkiye'nin şöyle bir rolü var Melih Bey. Kanat ülke diye ifade ediyoruz. Kızıyorlar bazıları. Ne kanadı kardeşim? Yani kanatsın işte. Yani Norveç kanattı eskiden. Şimdi Finlandiya kanat kuzeyde. Kanat böyle aşağılayıcı bir tabir midir? Niye kızıyorlar? İşte bana yani merkezleri ileri karakolmuş. Kanatlar burada. İleri karakolmuşuz gibi filan. Öyle yani değil. Merkez biz değil. İleri karakol. Bu tabiri kullanıyorduk. Evet. Yani. Dolayısıyla burada ileri karakolluktan ziyade çünkü Kızıl Ordu'nun yayılma hattına bakın. Ya kuzeyden yayılacak. İki tane tarafsız ülke var. Finlandiya, İsveç eskiden. Norveç ya da şu Kaliningrad yani Baltık bölgesi eskiden Rusların kontrolündeydi. Sovyetler Birliği'ydi orası. Estonya'ya döndü. Sovyetler Birliği'ydi. Tabii. Baltıklar. Şimdi
Şu kadarcık bir alan kaldı. Burada ne vardır? Kara suları vardır değil mi? 6 mil olsun hadi. Ya da kıta sahanlığı vardır 200 mil. Geri kalan tüm Baltık coğrafyası, denizler dahil NATO üzerinden Amerika'nın kontrolüne geçti. Şimdi yeni karar aldılar, Polonya'ya birlik kaydıracaklar Amerikalılar, takviye ediyorlar. Evet. Şimdi dolayısıyla bakın Finlandiya bu kanat görevini üstlendi şu anda. Türkiye burada. Dediler ki ilk stratejiye göre şurada Toroslar var ya şu hatta. Toroslar da Kızıl Ordu'yu buradan durdururuz. Amerikalılar baktı yok dedi, çok yakın Bulgaristan'a, Yunanistan'a. Biraz daha kaydıralım. Kafkasları stratejik hat kabul ettiler. Dediler burada durdurun. Üçüncü ordu burada görevli. Şimdi yok daha ileride durduralım. Moskova'nın derinliklerinde şu hatta durduralım. O yüzden Türk Hava Kuvvetleri'ne 300 civarı bir uçak verdiler o dönem. Böyle böyle. Peki şimdiki strateji geldiğimiz değiştikçe, durumda hocam bence çok önemli bir şey anlatıyorsunuz ama mesela Suriye'nin rolü burada ne anlama geliyor? Türkiye'nin Esad'la bir yakınlaşma dönemi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha maç dönüşü, milli maç dönüşü kararlı bir şekilde biz bu işin üzerine gideceğiz dedi. Yani Esad'a yakın zamanda bir davete gönderebiliriz diye. Ama Suriye'de NATO'nun gündemi mi bunu gördüğümüzde? Çünkü değil. Orada Rusya'nın hocam anlatıyor işte Kaliningrad'dan çıkamıyor. Bütün denizlere bağlantılarını kapatmışlar. Rusya tabii bir yandan Suriye'den çıkmak istiyor. Var, bilmem ne var. İşte, yok gündeminde yok NATO'nun. Öyle biz sokmaya çalıştık almadılar. Şimdi, şöyle ama. Hayır, NATO'yla ABD'yi biraz karıştırıyoruz bazen. Yani evet, çünkü doğal olarak hocam ABD'nin şimdi, hedefi neresiyse oraya yöneliyorlar. ABD Birleşmiş Milletleri de kullanır, NATO'yu da kullanır. Evet. Eline ne geçerse Türkiye'yi de kullanır. Terör örgütlerini de kullanır. Çünkü sonuçta dünyada tek kutuplu bir yapıyı inşa etmeye çalışıyor ABD. Siz de böyle alabilir miyim seni? Tabii ki. Ama şu açıdan soramaz mıyım? Anladım ne söylediniz ama ne olursa olsun madem NATO'nun görevi şimdi fiilen Rusya'yı engellemekse Rusya sıcak denizleri Suriye üzerinden çıkıyor. NATO'nun artık görevi Rusya'yla işi yok. Yani Rusya bir şey, paravan şey yani yapıdır. Öyle mi? Tabii. Düşman, paravan yani, düşman. Rusya'nın çünkü ne NATO'yu durdurabilecek gücü var ne de yayılabilecek gücü var. Rusya elindekini koruyabilsin, ona yeter zaten. Zaten dünyanın en büyük ülkesi coğrafi olarak. 146 milyon nüfusu var, gittikçe nüfusu azalıyor, 2050'de 120 milyona düşecek. Türkiye bile 120 milyon olacak, yani bize eşit bir nüfustan bahsediyoruz. Yani nüfusu olmayan hiçbir ülke evet. Dünyada başat bir güç haline gelemez. Yani biz Osmanlılarla Rusların savaşlarına baktığımızda 12 tane büyük savaş var. Maalesef çoğunlara yenilmişiz. Ama Osmanlı'nın nüfusu genelde böyle 15-20 milyon arasındayken Ruslar 200 milyona çıkmış. Yani sizin asker çıkarabilme gücünüz, yani Rusya şu anki toprakları o sayede. Yani bir İkinci Dünya Savaşı'nı konuşuyoruz. Stalin'in 20-25 milyon insanı bir anlamda telef ettiği konuşuluyor. Yani Rus'tan bahsediyoruz. Diğerlerinden vazgeçtik. Şimdi tabii ki Rusya'yı Rusya yapan aslında Stalin. Yani temel atan evet, Lenin. Hani Deli Pedro'yu falan geçiyorum. Katarina'yı da geçelim. Onlar tabii ki önceki devirleri inşa edenler ama son devirde Lenin, Stalin ve Putin var. Evet. Şimdi Lenin işin... Brejnev'i de unutmayalım komutanım. Yani, yani Kuruşev'i de unutmayalım, o da bize faydası oldu. Yok, Brejnev doktrini çok önemli ama. Doğru, katılıyorum. Şimdi hayır, burada şuna gelmek istiyorum. Ama bir güç olarak kendine getiren bu yani, saydıklarınız tabii. Stalin döneminde Ruslar gerçek manada, biz bir, bugün bir savunma sanayinden bahsediyorsak Ruslar için, o dönemde 2. Dünya Savaşı'nda her yönden atağa kalktılar. Ve Batı'ya karşı özellikle sayısal üstünlükle mücadele eden bir ordu yapılanmasına geçtiler ve ne yaptılar? Neredeyse bütün Avrupa'yı işgal edebilecek. Ya Berlin'den bahsediyoruz. Evet, oraya, yani Berlin, kadar oraya kadar gelmişler. Ve şimdi ele geçirdiği bütün topraklarda adı komünizm de olsa aslında Sovyetler Birliği'ni inşa etmiş. Şimdi o inşa ederken her ne kadar beğenmesek de bir Batı dünyası size bir oynama alanı veriyor. Yani Batı dünyası dediğimiz emperyalist. Yani bütün dünyayı sömürer ve sömürerek zenginleşen bir yapı var karşıda. Evet. Ve şu anda 1952'den itibaren de biz belki biraz kağıt üzerinde Batı dünyasının bir parçasıyız. Yani evet. Batı dünyası diye konuşurken Türkiye'yi dışlayamayız. Evet. Bir günah varsa işte İsrail'in kuruluşundan bahsediyoruz. 1948'de hayır demişiz ama 49'da ilk tanıyan ülkelerden biziz. Birisi Türkiye olmuş. Yani bazı şeyleri... Oraya entegre olmaya çalışmışız. Evet. Yani gider orası. Dolayısıyla şimdi Rusya elindekileri kaybetmek zorunda kalmış. Niye? Kendi iç yapısındaki kırılmalardan dolayı. Yani kuvvetli bir ordusu var ama içeride zayıflamış, hı hı. Ve yıkılmış. Şimdi bu yıkılınca bir boşluk, vakum ortaya çıkıyor. Doğu Avrupa ülkeleri bunu fırsat bilip
hem Avrupa Birliği'ne yumuşak güç hem de kendisine koruma sağlasın diye NATO'ya gidiyor. Bunun tabii ki hazırlayıcısı kim? Yine ABD. 1992 yılında Baba Bush'un bir doktrini var. Tek kutuplu dünyayı inşa edebilmek için iki tane argüman ortaya koyuyor. Bir tanesi diyor insan hakları, kim insan haklarını ihlal ederse, ki bize bile çok bize karşı kullandı. İhlal ederse o bizim düşmanımızdır. İkincisi de serbest piyasa ekonomisi. Tüm dünyada liberal demokrasiyi, serbest piyasayı inşa edeceğiz diyor. Demokrasi mi buradan, demokrasi de var. Ya, onun hepsi işte insan haklarının içerisinde hukukun üstünlüğü gibi şeyleri koyuyorlar ama buradan gitmek istediği şey aslında ABD'nin tek kutuplu dünyayı, hegemon dünyayı belirli bir kriterlere göre like-minded, kendisi gibi düşünen Batı dünyasının diğer üyelerinde biz dahil işini alarak NATO'yu genişletti. Rusya'ya falan söz verdi. Biraz işin hikaye, öyle bir anlaşma yok. 89'da konuşulmuş. Şevardnadze'ye söylenen bir laf o. Yani bir geçerliliği yok. Şimdi buradan hareketle NATO doğuya doğru genişlemek durumunda. Çünkü Ukrayna NATO'ya girmek istiyor. Rusya ile beraber olmak istemiyor. Bunun bir soru işareti ortak koymamız lazım. Neden acaba batıya gitmek istiyor? Veya biz o kadar konuşuyoruz işte Çin çok zengin bir ülke diyoruz. Hı hı. Rusya şöyle diyoruz ama ya bütün işte bırakıyorsunuz göç hareketlerini, düzensiz göçleri. Batıya herkes gidiyor. Batıya gidiyor. Zenginlik orada, bir şeyler var orada. Demek ki buralarda ters giden bir şeyler var. Ha şimdi tarih olarak bakarsınız işte Kırım Rus toprağıymış, bunu savunanlar var. O zaman orayı alması normal gibi. İşte Azak Nehri, işte oranın Ruslar açısından stratejik önemi falan. Ya o Kırım bizim toprağımızdı ya. Oraya gidersek. Yani 500 yıl önce bizim toprağımızdı. O zaman biz gidelim alalım. Altın Ordu Devleti zamanında. Öyle değil mi? Yani Kırım Tatarları var. Yani bizim kendi soydaşlarımız. Veya işte Musul'da bir şeyler oluyor. Biz gidip Musul'u işgal edebiliyor muyuz? Veya Batı Trakya'da bir şeyler olsa biz gidip oraya işgal edecek miyiz? Yani herhangi bir şekilde oranın sizin tarihi olarak 400 yıl biz Yunanistan'ı idare ettik. Gidip alabiliyor muyuz? Öyle yapabilirseniz yanınıza kar kalıyor ayrı konu hani, Amerika yani onu da hani söyleyelim. Ukrayna'yı alma iradesini Putin ortaya koyarken tabii ki askeri gücüne dayanıyor ama bunu tarihi gerekçelere dayandırabilir. O onun kendi halkına vereceği bir moral veya bir motivasyon faktörü olabilir ama dışarıdan baktığımız zaman ben hiçbir şekilde Putin'in Rusya'ya girmesini, işgal etmesini doğru bulmam. Ukrayna'ya girmesini doğru bulmam. Yani buralarda ayrımı iyi yapmak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi NATO'nun varlığı dünya için bence bir kazanç. Bunun içerisinde bizim olmamız bir kazanç. Bazıları deniyor ki hani NATO'dan çıkalım. Yani çok işte, büyük hata olur. Yani bir kere biz NATO'ya girmeden önce ordumuz Birinci Dünya Savaşı şartlarında o silah ve teçhizatı hala biz süvarilerle savaşmaya hazırlanan neredeyse 1 milyona yakın askerle savaşmak için mecburen elimizde başka bir şey yok. Onlarla bir şeyler yapmaya çalışan, yani uçaklar da öyle, deniz kuvvetleri de öyle. Biz ne zaman ki NATO ile ilgili, tabii bunun da bir bedeli var. Yani mesela size itiraz edecek galiba Kemal Hoca. Hayır, mesela İnönü iktidardan vazgeçmek zorunda kaldı değil mi? Yani 1946 yılında Türkiye gerçek manada bir demokrasi için adım attıysa, bu da aslında NATO'ya giden yolun ilk başlangıç noktasıdır. Şeydi oydu diyorsunuz. Yani, tabii ki yani, hayır. Yani seni almıyorlar ki öbür türlü. İşte Avrupa Birliği'ne 1963 Ankara Anlaşması'ndan beri hala giremedik. Bir sürü gerekçeler var ama yani bir yere girebilmeniz için size dayatılan Batı dünyasının bir reçetesi var. Şunu söylemek lazım müsaade ederseniz eğer. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik satıcı belgelerine bakarsanız eğer oradaki tehdit sıralamasıyla bizim NATO'da yazdığımız, oy birliğiyle kabul ettiğimiz strateji belgelerinin tehdit sıralaması aynı. Tabii. Bu bir. İki, bir şekilde NATO'nun maddeleri içerisinde üçüncü madde var. Der ki, bütün üyeler ürettikleri high-tech, yüksek teknolojili harp silah araç gereçlerini aralarında paylaşır der. Nerede Patriotlar? Üç, 2001'den sonra 9-11 olayını müteakip ortaya çıkan stratejik konsepte bir o da istemeye bir terörizm konsepti ortaya çıkarttılar. İşte farkındalığınızı arttırın, angajı olun, kapasite arttırın. Türkiye 1984'ten beri PKK terör örgütüyle, halen DAEŞ ve PKK-PDYPG örgütüyle ve diğer sol fraksiyonlu, sağ fraksiyonlu örgütlerle mücadele ediyor. Bu konseptin içinde doğrudan Türkiye'nin terörle mücadele birinci tehdittir Türkiye için. Evet. Hiçbir katkısı yok. Sadece 91 ve 2003 tarihlerindeki Körfez harekatları esnasında Sukut füzelerine karşı
yapılacak olan atışlara karşı, tehdide karşı 4. madde çalıştırıldı, 5'e geçilmedi. Sadece 5. madde tarihinde 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan o ikiz kulelere yapılan saldırıdan sonra çalıştırıldı. İlk defa ve tek defa. Tek. Onda da ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ha, yani ABD Başkanı Donald Trump başka şeyler dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri konseptleriyle, uygulamalarıyla NATO'nunkiler üst üste çakışıyor ve örtüşüyor. O yüzden diyoruz ki NATO'suz elbette ki, yani Türkiye NATO'suz yapar mı? Vallahi kusura bakmayın. Belli bir seviyeye geldikten sonra NATO dışı bir konsept ihtiyacı ya da ben hep bunu söylüyorum. AB'siz, ABD'siz, NATO'suz Gazze bölgesinde yeni bir koalisyon. Biraz o bölgeye geçelim zaten yani, NATO'dan Suriye'ye konuşacağız. NATO'suz, Türkiye NATO'suz yapabilir dedik ama NATO Türkiye'si yapabilir mi? Ya şimdi bunlar, bu soruları tartışmak lazım. NATO bizi korumuyor aslında. Hemen bakın, geliyorum hocam. Biraz bu konudan Suriye'ye özeline geçmek istiyorum ama son sözleri alayım. Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin harekatları katkısı ikinci sırada. 2500 personelle 11 lokasyonda dünya çapında BM, NATO, diğer AB şapkalarıyla görev yapıyor. Bütçe 6. sırada katkı sağlıyoruz. Şu anda bu sene 2.06'ya çıkarttık biz savunma sanayinin savunma payını. Yani bu tabloda NATO'nun terörle mücadele konusunda bizim beklentilerimizin tamamını karşılamadı. Bakın birini karşılamadı. Bir değil, tamamını, karşılamadı. Dolayısıyla tehdit olarak görmüyor. Diyor ki PKK senin ulusal meselen kardeşim diyor. DAEŞ benim uluslararası meselem. Neden? DAEŞ çünkü Londra'yı vuruyor. Diyor, değil mi? Londra'yı vuruyor. DAEŞ gidiyor Paris'i vuruyor. Suriye'yi vuruyor. Yersek. Türkiye'yi vuruyor. O benim meselem diyor. PKK senin işin diyor. Yok ya. Evet, bu da büyük bir soru işareti tabii, bence. Diyorum yani NATO bizi korumuyor. Hangi zaten komutanımıza katılıyorsunuz? Kemal komutanı. Kemal komutanı. Şimdi zaten bunu NATO önce aslında bütün ülke 780 bin kilometreyi koruması lazım. 1952'de Türkiye ile Yunanistan ilk genişlemeyle girdi. Ama sonradan 1990'dan sonra NATO'nun gizli belgeleri açıklandı. Dedikleri doğru, komutanlarımızın Toroslara kadar bir sünger vazifesi vermişler bize. Toroslara kadar Türk Mehmetçi Ruslarla savaşacak. O zaman Bulgaristan, Romanya, Polonya falan hepsi Sovyetler Birliği'ne, Varşova Paktı'nda. Evet. Bir tek Türkiye var, bir Yunanistan var. Yunanistan hikaye tabii. Bütün Doğu Akdeniz'e inmesini, Orta Doğu'ya inmesini biz tek başımıza sağlayacağız. Onda da ne yapıyor? Amerika bize ne görev vermiş? Türk Mehmetçi ölecek. Erzurum, Bitlis, Van diye geldi. Toroslara geldikten sonra Amerika, NATO bizi koruyacak yeter ki Akdeniz'e inmesin diye. Dolayısıyla NATO bizi korumuyor. Ama NATO'dan da kesinlikle çıkmamamız lazım. Çünkü biz NATO'nun içindeyken NATO'nun bize yapmasını, Amerika'nın bize yapacağı şeyleri engelliyoruz. En azından açık işgal. Bu doğru. Tabii. Ama darbe marbe bilmiyoruz hocam. Bizim ya. Bunlar tartışılıyor. Bunları çünkü çok üst düzey siyasiler, yöneticiler açıkladığı için söylüyoruz. Burada bir kahvehane muhabbeti yapıp NATO Türkiye'de darbe, şurada burada darbe düzenliyor demiyor. Hayır, NATO üyesi olmasak da bize darbe yapar. Gürcistan'da da yapıyor, Ukrayna'da yapıyor. Amerika her yerden darbe yapıyor yani. İlla NATO üyesi olması şart değil. Tam da ama işte NATO üyesi olduğu zaman işgal edemiyor ya, o yüzden darbeyi tercih ediyor gibi açısından söylüyor. Orada da yapıyor darbeyi. Şöyle bir şey. Şimdi oy hakkımız var. Bakın 2001 yılında ben demin Batı Avrupa Birliği'nden bahsettim. Batı Avrupa Birliği'ni Avrupa Birliği'nin içine aldılar. Avrupa Güvenlik Savunma Kimliği diye. Dediler ki bakın komutanlarımız söyledi. Bosna Hersek'te Dayton Anlaşması 2005. Düzeltiyorum 95. 99'da Kosova'da vesaire. Hepsini NATO çerçevesinde evet. Amerika halletti. Ancak eğer Amerika Türkiye olmasaydı bunlarda Amerika başarılı olamayacaktı. Bir de Avrupa Birliği NATO'nun imkan ve kabiliyetlerinden istifade edecek dediler. NATO yaptı bunu. NATO çekildi, Avrupa Birliği girdi. O zaman da Amerika bize destek verdi, Türkiye veto koydu. Evet. Eğer dedi NATO'nun imkan ve kabiliyetlerinden istifade edecekseniz NATO konseyi karar verecek. Demin komutanımız söyledi. Türk Dışişleri Bakanı, Türk Milli Savunma Bakanı olacak. Hayır dediler. Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nde biz yokuz ama Amerika ve Kanada da yoktu. Dolayısıyla bizim oradaki veto yetkimiz Avrupa Birliği'nin bütün Türkiye'ye karşı planlarını Kıbrıs'tan bize atmayı düşünüyorlardı. Evet. Kıbrıs Rum kesimini Avrupa Birliği'ne aldılar. Dolayısıyla biz NATO üyesi olmasaydık Kıbrıs'tan bize atmışlardı. Dolayısıyla bizim NATO bizi korumuyor ama NATO'nun içinde bulunmakla garanti, emniyet sübabı. Onun için çıkmayalım. Biraz şu Suriye özelinde konuşmak istiyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan
Suriye ile bir süreç başlattı. Bunun da doğrudan muhatapları sadece NATO özelinde konuşmamıza gerek yok. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Şunları söyledi Cumhurbaşkanı. Beşar Esad Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik. Biz Esad'la ailece görüşüyorduk. Davetimizi yapacağız diyor. Bu davetle birlikte de ilişkileri geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getireceğiz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme sürecinin başlayacağına dair çok ciddi bir işaret vermiş. Muhtemelen bunu Astana'da konuştular değil mi? Putin'le konuştular. Devam eden bir süreç biliyorsunuz ama. Devam ediyor. 19 Haziran'da başladı bu. Yani Hakan Fidan'ın Rusya'ya gitmesiyle oradan işte Putin'in özel Suriye temsilcisi geldi. Esad'la görüştü. Esad sonra bir açıklama yaptı. Sonra Erdoğan devreye girdi. Hı-hı. Şimdi bu Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında Putin'le bir araya geldiklerinde tekrar bu konu gündeme geldi. Şimdi, peki ne demiştir Putin, bu yaklaşım nasıl bir yaklaşım sergiliyor? Benim aldığım duyumlara göre de mesela bölge ülkelerinden Türkiye ile Suriye'yi normalleştirmek, yakınlaştırmak için devreye girmek isteyen bazı aktörler var. Putin bunları asla istemiyor. Biz arabulucu rolünü üstleneceğiz diyor. Şimdi Putin'in yaklaşımı nasıl? Türkiye ile Şam ilişkilerinin gelişmesi Putin'i memnun eder mi? Putin arabuluculuk rolünden dolayı mı çıkar elde edecek? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi Suriye'de bir Esad varsa 2011 yılından bu yana Putin sayesinde var. Evet. Dolayısıyla Putin Esad'ın iktidarda kalmasını sağlarken aslında Erdoğan'ın 2011 yılındaki düşüncesi neydi? Orada Suriye'ye demokrasi gelsin, orada bir değişim olsun. Dolayısıyla Esad gidecekse gitsin, halk seçecekse Esad yine devam etsin. Dolayısıyla o noktada Erdoğan'la zaten Putin ayrı gidiyordu. Ama 2017'den sonra Astana süreci başladı. Evet. İşte Rusya hem İran hem de Türkiye bir araya gelerek Suriye'de Esad'la görüşemeyen Türkiye'yi bir anlamda Rusya'nın istediği çizgide tutmak arzusuyla hep Putin hareket etti. Hı hı. Ve burada eğer bir barış gelecekse Rusya'nın beklentilerine uygun bir barış gelsin. Yani şimdi burada Esad rejimi değişmeyecek diyorsa Putin, Erdoğan da tamam hep değişecek diyordu. Şimdi ne öyle demiyor. 2020 yılından itibaren aslında daha yeni de değil. 2022'de bunu iyice Türkiye açığa çıkardı. 2023'te başkanlık seçimleri öncesinde neredeyse el sıkışalım diyordu Erdoğan. Esad o zaman ne dedi? Türkiye için askerlerinizi geri çekin. Suriye Milli Ordusu dediğiniz veya Özgür Suriye Ordusu dediğiniz onun altındaki çatı altında yer alan her türlü örgüt bizim için teröristtir dedi. Onlarla da bağınızı kesin dedi. Ama son açıklamasında Esad da o. Sadece egemenlik haklarımıza saygı olduğunca. Şu Türk askerinin işte varlığını tartışma konusu yapmıyor. Muhtemelen o da adım attı yani. Putin'in oynadığı rol, siz bu aranızdaki düşünce farklılıklarını öncelikle bir kenara koyun. Önce bir araya gelin, sonra konuşalım. Çünkü aslında belki Suriye'de barış gelirse buna benzer şekilde Türkiye'den de Rusya'nın beklentisi Batı dünyasına karşı bizi savun, Ukrayna ile bizim barış yapmamızı sağla. Hı hı. O barış platformu, yani bazı şeyler domino etkisi gibi. Yani Hakan Fidan boşuna konuşmuyor. Veya Orbán'dan bahsettik. Macaristan Başbakanı boşuna hem Zelenski hem de Putin'i görmüyor. Yani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı adımlar olarak ben değerlendiriyorum. Ve buradan bir çıktı bekliyorum. Erdoğan nedir? Yani hem aslında bir anlamda kendisini de söylüyor onu. Yumruklarımızı sıktık, artık gevşetelim diyor. Değil mi? Yani bunu şey de söylüyor, Esad'a da söylüyor, benzer düşüncede olan herkese söylüyor. Yani şu anda Türkiye aslında G7'den itibaren İtalya'ya gitmişti. O noktadan itibaren bir diplomasi atağı var. Evet. Türkiye'nin hem Erdoğan seviyesinde hem de bakanlar seviyesinde gerçekten tam sahaya gidiyoruz. Ve buralardan bir sonuç çıkarmamız gerekiyor. Bu Temmuz ayında özellikle Suriye konusunda bir adım atılabileceğini ben değerlendiriyorum. Peki Biden yönetimi nasıl bir tavır geliştirecek Uğur Hocam? Yani Biden nasıl bakıyor sence? Biden bitti artık. Biden gidecek. Ama şunu diyor mudur ya, Türkler Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye ile problemlerini çözecekler. Evet. O ABD'nin işine gelir mi? Gelmez. İşte onun için gelmediği için o Kayseri'deki olaylar, Suriye'deki olaylar çıktı ya. Amerika çıkarttırdı. Amerika mı çıkardı bunu? Tabii Amerika çıkarttırdı. Niye sokakta sırtına bayrak asmış? İşte Bozkurt selamı yapan adamlar vardı. Yani Amerika, İsrail aynı devlet yani. Amerika mı İsrail'i idare ediyor, İsrail mi Amerika'yı idare ediyor? İkisi de aynı devlet. Onların istihbarat servisleri yaptılar. Tam anlaşıyor gibiydik ki anlaşacağız inşallah. Hemen ne yaptılar? Kayseri'yi olayı çıkarttılar. Hemen Suriye'de Türk bayraklarını yaktılar bilmem ne. Bunu yaptıran CIA ile Mossad yapıyor anlaşmayı diye. Ama anlaşacağız çünkü Putin akıllı bir adam. İstihbarat teşkilatının başındaydı.
kendisi işte siz haritaları gösterdiniz gittikçe. İki dünya savaşı arası 1929-39 arası dünyanın aynı şekilde hızla dünya bir savaşa doğru gidiyor. Yani bölgesel savaşlar zaten var. Onu durduramıyorlar da küresel savaşa doğru gidiyor. Bunu ancak işte Putin'in de bu işine gelmez. Daha da tehditliğe gidecek. Dolayısıyla Putin bunu engellemek için bizim dediğimize geldi. Biz dedik ki ya biz burada bir terörist tanı kurdurtmayacağız. O seçimi de sizin sorduğunuz daha önce yapacaklardı. Haziran'da yapılmayacak dedim ben. Ve yapılmadı. YPG'nin Suriye'deki seçimi. Kesinlikle yapılmayacak dedim. Şimdi gene yapacağız diyorlar. Gene yapılmayacak. Ben size söyleyeyim. O seçimi yaptırmayacağız. Onların öyle bir seçim yapmaya hakkı falan yok. Orada bir teröristten de kurdurtturmayacağız. Ama bunu Mossad'la CIA yani Amerika, İsrail aynı devlet bunlar. Yani tavuk yumurta, yumurta tavuk. Hangisi hangisini idare ediyor bilmiyorum. Fark etmez. Buraya bir teröristten ikinci bir İsrail kurdurtmak istiyorlar. Hatay'dan başlayıp, Akdeniz'den başlayıp. Kuzey Suriye, Kuzey Irak'ta zaten bir Kürdistan var. İran ve Güneydoğu, işte orada Gaziantep falan. Bunu yapamayacak Amerika. Bunu resmen deklare etti. Büyük Orta Doğu projesi diye. Şu kadar devleti böleceğiz dedi. Bu kadar işte Libya'yı üçe böldüler. Sudan'ı ikiye böldüler. Yemen'i ikiye böldüler. Evet. Suriye'yi üçe böldüler. Irak'ı dördü. Türkiye'yi bölemeyecekler. Bölemeyecekler. Buna engel olacağız. Dolayısıyla bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği günün ertesi günü Kayseri ve Suriye'de olaylar patladı ama eninde sonunda Putin bu işe girdi. Ha Türkiye'ye gelmez Esad. Zaten Türkiye'de yapılması da doğrudur. Belki Moskova'da buluşulabilir. Belki gene Astana'da buluşulabilir. Ama bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızla Esad buluşacak. Evet. Peki Kemal Hocam, şimdi bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye konusundan bahsedecek. Sürekli PKK-YPG'nin buradaki işte hocamın anlattığı faaliyetlerinden bahsediyor. Bunlar açık açık ortaya koyulacak. ABD seçim öncesi nasıl bir politika izleyecek Biden? Bu bölgede normalleşme isteyemez. Amerikan askerlerinin kontrolünde PKK'lılar burada faaliyet yürütüyor. Şimdi şöyle. Zaten kendisi normalleştirdi bölgeyi. Bir de mesela az önce... Bir harita vardı az önce biraz daha büyük gösteren. Daha geniş, irade gösteren. Galiba o da olur. Samet, biraz aşağı görmemiz lazım. Gösteren. Şam'a kadar aşağıyı olan görelim, bölgeyi biraz görmemiz çünkü. Gerekiyor. Ha, Şam'ı görüyor muyuz burada? Yani biraz işte yaklaştı. Biraz şimdi bakın. Yaklaştı. Burada bir plan var. Uluslararası bir plan. Onaylanmış bir plan. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi onayladı bu planı. 2254 sayılı karar. Konsey kararı. Bu kararda ne diyor? Geçiş hükümeti kurulacak. Bir. İlk adım. Kuruldu mu? Kuruldu. İki diyor anayasa yapım süreçleri. Devam ediyor. Hı hı. İki seçimler yapılacak diyor anayasadan sonra. Ona göre kanunlar çıkacak. En sonunda da terörle mücadele. Yani bozuk tüm yapıların temizlenmesi konusu var. Dört aşamalı bir plan. Amerika onayladı bunu. Rusya da onayladı. Diğer ülkeler de onayladı. Demek ki uluslararası genel geçer Suriye planı bu. Şimdi bu planı herkes işine göre halletmeye çalışıyor. Amerika'nın tezi ne burada? Tamam bu planı yapacağız. Ama anayasa yapım süreçlerinde burada bir federatif devlet dahil etmek istiyor anayasaya. Federasyon. Irak'taki gibi. Hı hı. İran anayasasını yazan adam McCurk. Konuştuk burada kaç defa. Aynı anayasayı buraya monte etmeye çalışıyor. Onun için ne lazım? Bakın şuradan başlayan İdlib'den başlayan Halep'de çok aşağıda. Daha da aşağıda. Şu, tabii şöyle bir hilal aşağı kadar üçte birini kaplayan topraklarda, Suriye topraklarında büyük sözde Kürdistan. Amerika'nın planı. Ben bizim yok Amerika'nın için. Planını söylerim. Daha aşağıdan başlıyor. Sonra Şam rejiminin içinde bulunduğu bir şey, Baas Partisi'nin başında oldu diyelim bir devlet. Bir de diğer taraftan Şii devlet. Yani üç parçalı Irak modeli. Amerika bunun için uğraşıyor. Ne lazım onun için? Anayasayı Amerikalılar yapması lazım. Onlar McCurk yazması lazım. Federasyon kurması lazım. Üniter devletlikten çıkması lazım. Bu Türkiye'nin tezleriyle taban tabana zıt. Taban tabana zıt. Çünkü burada teröristan kurulacak. Evet. İkinci konu seçimler. Seçimler için ne lazım? Nüfus lazım. Kalabalık lazım. Onun için burada seçimler yapıldığında, federasyon kurulduktan sonra seçimler bölgesi ayrı ayrı belirlenecek idari açıdan ve orada bir Kürt nüfusa ihtiyaç var. Nüfusu arttıramayacağınıza göre mevcut nüfusu azaltmak zorundasınız. İşte göçler, dışarıya çıkan göçler biraz da aslında dönmesin diye direniyorlar ya Amerikalılar. Dönmesin, niye dönmesin? Çünkü buradaki demografiyi değiştirecekler. İkinci seçimlerle ilgili plan bu. Yani demografi planı var. Türkiye'nin de planı gene bu anlamda zıt, geriye dönüşler gerçekleşsin. Herkes Suriye'deki topraklarına dönsün. Üniter Suriye devleti tekrar kurulsun. Ve bir şekilde resmi olarak kim geliyorsa gelsin. Ha bu anlamda terörle mücadele konusunda Suriye'deki rejimle yan yana gelme konusu
Türkiye için çok elzemdir. Çünkü model aynı model Irak. Bunu yapacaklar galiba işte. Yapsınlar. Rusya biraz teşne bu işe. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, Esad'ın açıklamaları. ABD ne diyecek? ABD nasıl engellemeye çalışacak? Ben bunu merak ediyorum. İstemiyorlar değil mi? Türkiye Şam'la yakınlaşsın istiyor mudur Amerika Birleşik Devletleri? Şimdi ABD Araplarla Türkler arasını bozmak tabii. için işte Kayseri olayları evet. çıkartacaklar. Afrin olayları. Oradan geçen tırları yakacaklar. Böyle toplumsal olarak Türk bayrağını Arap yakacak, Türkleri ayıracaklar. Çünkü Arap aşiretleri tarihte ilk defa neredeyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tezlerinin yanında yer aldı. Şimdi burada ABD treni kaçırdı aslında. Öyle yani IŞİD bir şekilde hani bunlar tabii net değil ama ABD'nin ortaya çıkardığı suni bir oluşumdu. Evet. Yani bunu Trump kendisi söylediği için biz de ifade edebiliriz. Evet. Ama en nihayetinde IŞİD denen bir şey ortada kalmadı. Ama IŞİD'i bir anlamda ortadan kaldırdığı gibi bir savla hareket edilen işte bu Kuzeydoğu Suriye'deki yapılanma diyelim. Onlar başka bir isim veriyorlar. Ben onu kullanmak istemiyorum. Hı hı. Şimdi bizim Fırat'ın batısındaki harekat yaptık bir sürü. Bunlara genelde ne Rusya ne ABD ses çıkarmadı. Yani şeyler yaparken, önce yapmayın harekat dedi yaparken. Ama bir şeye karışamadı. Evet. Ama bizim Fırat'ın doğusunda Barış Pınarı bölgesinde yaptığımız harekatı 2019 yılında daha doğrusu yapamadık. Hem Rusya hem ABD karşı çıktı. Dolayısıyla bizim Suriye'nin kuzeyinde bir güvenlik koridoru inşa etme çabalarımız işte 32 kilometre derinliğinde veya M4 otoyolu baz alınarak evet o güvenlikli bölgeyi inşa etmek Türkiye'nin çıkarına. Bunu inşa ederken hem Türk askerini kullanmak istedik biz hem de Suriye işte Özgür Suriye Ordusu ve Milli Ordusu denen işte o 41 tane farklı örgütü bir araya getiren yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu yapıdaki insanların beklentileri var. Şimdi sorun burada aslında. 2000 hani Türkiye'de göç idaresinin verilerine göre 3.1 milyon Suriyeli var. Başkalarını saymıyoruz. Şimdi burada Suriye'de diyelim ki Erdoğan'la Esad el sıkıştı. Buradaki Esad'ın mevcut durumda terörist dediği Suriye Milli Ordusu elemanları ne olacak? Onlara güvenerek onların aileleri var işte çeşitli yerlerden Suriye'nin kuzeyine gelen insanlar var. Demografik hareketler var. Şimdi buradaki insanların geleceği ne olacak? Eğer bunlara Suriye'de gerçek manada bir gelecek vaat edemezse Esad, bu insanların mecburen gideceği, Erdoğan dedi ya kimseyi açıkta bırakmayız diye. Tekrar Suriye'den Türkiye'ye ikinci bir göç dalgası olabilir. Türkiye buna karşı hazır olması gerekir. Yani Şam ve Ankara arasındaki ilişkiler normalleşirse Türkiye'ye yönelik bir göç hareketi olabilir mi tekrar? Tam tersi olur diye konuşuluyor. Hayır. Çünkü. Şimdi oradaki işte Esad'ın tavrı önemli burada. Hmm. Burada bu bir koşul olacaktır o zaman müzakerelere. Türkiye'nin beklentisi doğrultusunda. Yani mesela Suriye'nin kuzeyinden biz askerlerimizi çekelim Türkiye olarak. Ama sen de bunun karşılığında Suriye Milli Ordusu içerisinde yer alan ve bizimle birlikte 10 yıldır terörle mücadele içerisinde olan Suriyelileri bir kere dışlamayacaksın. Onları bir Suriye vatandaşı olarak bundan sonra geçmişi unutup içinde kabul edeceksin. İkincisi Suriye'nin kuzeydoğusunda özellikle PKK'nın uzantısı YPG'yi kontrol altında alacaksın. Eğer onları Türkiye'ye karşı bir tehdit olarak çıkaramazsan, hı hı. biz Türk askerini 1998 yılında beraber imza altına aldığımız mutabakat kapsamında ara sıra yine Suriye'ye aynı Irak'ta olduğu gibi gireriz. Gibi bir şeyler çıkmasını ben beklerim. Ama buradaki... Şam çok zor hocam. PKK'yı kontrol etmesi lafınızı kestim ama yani... Tabii tabii şu bölgeden Türk askeri çekilecek. Dolayısıyla oradan boşalttığınız andan itibaren konuşulan bir şey o boşluğu hani PKK dolduracak. Evet. Tabii i̇şte ki yani. Burada zaten... Şam neyi yapacaktı orada PKK'nın yapabilse boşluğu... buna izin vermez. Tabii canım yani mümkün değil. Burada muhtemelen aynı bizim Irak'ta yaptığımız gibi 30 kilometre güvenlik koridoru aynen kalması gerekiyor. Türkiye'nin kendi hak ve menfaatleri için. Yani bu... Şam'a bırakılacak kadar küçük bir görev değil. Yani bizim açımızdan gerçekten hayati bir mesele ve bunun kapsamı içerisinde, o güvenlik koridoru içerisinde de o işte yani Türkiye'ye gelmektense yine Suriye toprakları içerisinde kalacak şekilde şu anki yapı muhafaza edilebilir. Ama bu yapıyla Şam bir şekilde el sıkıştırılabilir. Yani bundan sonra mücadele etmeyecekler ama Suriye'nin kuzeyinde yaşamaya devam edecekler. Şöyle gibi. Bir alternatif konuşulabilir mi? İşte Türk askeriyle Rus askerinin bu bölgelerde Rus askerlerinin olmaması lazım. Çünkü Rus askerlerinin orada varlığı zaten çok az. Şimdi biz Amerikan varlığından da bahsediyoruz ya 900 tane asker var.
Yani orada üstlerden falan bahsediliyor. Bunlar ufak ufak karakollar. Toplam o kadar mı? 900 bin. Bunlar PKK'yı mayın eşi olarak kullanan yapılar. Onlar tabii yani rejimle anlamda, görüşme konusunda Rusya'sız görüşmek istiyor. Yani Putin'den bu onay demeyeyim ama böyle bir teklif alın. Yani Rusya arada olmadan Suriye rejimiyle devlet başkanı statüsünde Türkiye'de ağırlamak suretiyle ikilik problemleri arada kimse olmadan çözmek istiyor Türkiye. İşte Rusya buna evet dedi sanki. Bir de burada öyle mi dedim hocam? Evet. Öyle dedi sanki. Çünkü öyle bakın, bir hava var. Şimdi bir de burada Amerikalılar boşalttıktan sonra ortaya çıkacak boşluk ne olacak? Temel sorun da bu. İran biliyorsunuz Rusya bir miktar Ukrayna sebebiyle boşluk yarattı, pat doldu hemen. Şimdi tekrar Amerika'nın yarattığı boşluk daha büyük boşluk. Evet. Giderken arkada büyük bir teröristan bırakmak istiyor adamlar Kasım'a kadar. O yüzden Ağustos'ta seçimler olmaz diyoruz ama dikkatli evet. olmamız lazım. Yani burası çok karmaşık. Tabii. Dehşet bir yer burası. Uluslararası ilişkilerciler bile şu anda buradaki tabloyu çözmekte zorlanıyor. Çünkü hiçbir şey rasyonel değil. Tabii. Aktörler karma karışık. Kimi kime bağlı olduğu belli değil. Taraf... Sakal bırakıyor, eşitli oluyor, kesiyor, PKK'lı tabii. oluyor. Yani ve çok çabuk unsurlar. Çok çabuk ürüyorlar, çok çabuk evriliyorlar, çok çabuk taraf değiştiriyor. Çünkü burada para dönüyor, çok büyük paralar dönüyor. Burada çok büyük petrol ve doğalgaz kaynakları var. PKK çökmüş durumda. Evet. Dolayısıyla Amerika gittiği andan itibaren boşluklar, Türkiye burada yoksa yandık. Yani. Kaos. O zaten kaos, daha da kaotik bir ortam. Tekrar çözelim, hadi gelelim, arada gir çık yapalım falan. Çok zor. Şu kazanımlar geliştirilmeli, derinleştirilmeli. PKK terör örgütü sadece M4'ün altına değil, şu aradaki Şam'la M4 arasındaki boşlukta bile barınmamalı. O yüzden, zaman Esad'ın ikna edilmesi gerekiyor. Yani Türk askeri yani, buradan çekilirse... Tabii burada Irak modeli devreye sokulabilir. Hani öyle şimdi mi? Irak'ta hani ne yaptık? Bağdat merkezi hükümetiyle Mart ayında ne yapıldı? Bir görüşme yapıldı. Evet. Dendi ki biz PKK ile gel beraber mücadele edelim. Evet. İşte Kalkınma Yolu projesi bunun kapsamında. İşe de yaradı galiba değil mi? Yani bugün son bakıyoruz operasyonlara, evet. tavırlara. Devam ediyor. Destek görüyor. Evet, evet, evet. Evet. Yani şu anda orada en azından Türk askerinin Irak'ın kuzeyinde bulunması Irak merkezi hükümetiyle eşgüdümlü olarak yapılıyor ve mücadelede sembolik de olsa Irak'ın desteği var. Şimdi benzer şekilde Suriye'deki Türkiye'nin PKK ile mücadelesinde Şam'ın zımni desteğini hatta mümkünse beraber iki, yani hem onların askeri hem bizim askerin ortak hareket yapmasına ihtiyaç var. Bu noktaya gelebilirsek zaten o bölgede PKK yapılanmasını büyük oranda bitiririz. Aynı Irak Kürdistan bölgesel yönetimi gibi orada da sonuçta bir etnik Kürt grubu var. Bu Suriye'nin kendi iç sorunu. Nasıl bir yapı kuracaklarsa biz her ne kadar onların üniter devlet olarak sınırlarına hiçbir şekilde yani değişmesin. Ona da öyle bir Türkiye'nin iddiası yok ama en nihayetinde Türkiye güvenlik bağlamında buradan kendisine tehdit gelmesini istemiyor. Bunu önleyici her türlü adımı atmak Türkiye'nin hakkı olduğuna göre burada Şam'la işbirliği içerisinde olmak, Esad rejiminin Türkiye'nin bu manadaki beklentilerini karşılayacak bir pozisyona getirebilirsek Türkiye kazanmış olur. Hüseyin Fazla diyor ki Irak modeli hemen zaten Suriye'nin yanı başında çalıştı da Irak modeli Suriye'de de çalıştırılabilir diyor operasyonlar noktasında. Ben o kadar şey değil. Çünkü Irak'taki nüfus da 1/3'dir şeyde. Burada 1,5 milyon Kürt var. 22 milyon nüfusun %10'undan bile az. O Kürtleri de zaten vatandaşlık vermemişti de. Yani ben zaten federasyona da karşıyım. Üniter devlet olsun. Orada Şam hükümetinin şey otoritesi olsun. Yani oturuncu gitsin. Ha, ideal olarak ha, bu ama mümkünatı. Uğur Hocam burada bakın şu harita çok yanlış. Yani şu bölgeyi komple... İşte haritayı yanlış diyorum istemiyorum hayır, ben. Burada o. ufak ufak noktalar hepsinin olabilir. Hepsinin hakimiyeti PKK'da hepsi... değil yani. Ha, evet. Yani. Ama bir... yani PKK değil Amerika'da. Amerika giderse orada PKK barınamaz onu söyleyeyim. Amerika'nın gitmesi lazım. Amerika giderse zaten biz de temizleriz, Rusya da temizler yani. Gitme ihtimali de konuşuluyor YPG, işte, PKK arasında, Kürt grupları arasında. Trump geldiği zaman gidecekler, onu biliyorlar yani. Öyle. Ha ama komutanlarımıza katılıyorum. O kadar büyük değil fakat o Suriye'de petrol ve doğalgaz sadece o turuncu ile işaretlenen bölgede. O da Amerika tarafından PKK'ya verildi. PKK da bunu silah olarak kullanıyor. Yani para kazanıyor. Para kazanıyor bu işten şey olaraktan. Onun için Amerika giderse o PKK yalnız kalacak. Nasıl Afganistan'da, Vietnam'da çekildi. Bütün Güney Vietnamlılar kaçtılar. Nasıl Afganistan'da 3 sene önce giderken uçaktan düştüler. Aynen o PKK'lılar darmadağın olacak. Amerika gider gitmez. Hocam bir dakika. Afganistan'da uçağa koşan o tipler uçaktan, gibi diyorsunuz öyle sahne. Reklama gideceğiz. Bir cümle varsa hemen olalım. 105 idari bölgede seçim kararı çıkarttılar. 9 büyük şehir, 46 şehir.
şu kadar belde falan. Bu kadar seçim bölgesinde seçim yaptıktan sonra Amerika derse ki git gider ayak, ben tanıdım bu devleti. Ne yapacaksınız? Buyurun. Bu sorunun cevabını reklamdan sonra bakalım. Avrupa'da da seçimler var. Fransa'da tekrar sol bir araya geldi sağ ittifaka karşı. İngiltere'de solcular iktidara geldik diyoruz. Solcu demeye bin şahit diyenler de var. Bunları da konuşacağız. Evet, sebep sonucun son bölümündeyiz. Suriye'yi konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesine katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Orada muhtemelen Biden'la konuşacağı konuların arasında Şam rejimiyle normalleşme süreci de olacak. Biz de bunun ayrıntılarını konuşuyoruz. Bu süreç ne kadar mümkün? ABD, Türkiye'nin olası girişimine, bölgenin normalleşmesine nasıl bakar? Uğur Özgöker diyor ki Trump gelecek, zaten bu bölgeden çekilecek Amerika Birleşik Devletleri. Doğal olarak da baş başa kalacağız buradaki bütün aktörlerle. Değil mi Uğur Hocam? Son evet. Nokta bunu söyleyebiliriz. Yani şey, Rusya şey tavır değiştirdi. Komutanlarımızın dediği gibi o 2015'te o zımmi anlaşma Amerika ile Rusya arasında yapılınca ben senin bölgene karışmayacağım. Yani güneyi Şam tarafını sen Rusya idare etsin, kuzeyi de Amerika idare etsin. Şimdi onun için ikisi birden karşıydı bize. Hem Rusya hem Amerika yapamamıştık. O aradaki o turuncu kalmıştı öyle. Evet. Ama şimdi Putin'in tavır değiştirdiğini anlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuktan sonra Cumhurbaşkanımızın da deklarasyonu, ben bunu Esad'la konuşacağım, bu işi bitireceğim dedi. Demek ki o bize açık kart verdiğine göre Rusya, bu işi bitireceğiz. Amerika'da gidince baş başa kalacağız o PKK'yla, onları da temizleyeceğiz. Nasıl içeride temizledik, dışarıda temizleyeceğiz. Hüseyin Fazla da diyor ki şimdi buradaki Türk askerinin varlığının oradan çekilmesi, oradaki işte rejim muhaliflerinin hayatının tehlikeye girmesi anlamına gelebilir. Tabii anlaşma olmadan çekilmez. Şu an bunun garantisini verecek mi, ama Irak'taki model gibi bir model uygulanabilir diyor. Yani Türk askeri Irak'ın kuzeyinde operasyonlar yapıyor merkezi hükümetin onayını alarak. Bir şekilde burada da girip şimdi çıkma şeklinde formüller olabilir deniyor. Irak bölgesel Kürt yönetimi de onay veriyor. O da bizi PKK ile destekliyor. O da diyor, şey olmasa Bağdat hükümeti de, o ayrı. Yani Irak'ta yasal ve meşru. Yani. Ama burada buradaki PKK zaten istemiyor. Amerika zaten istemiyor. Şam'da ve Rusya'da siz diyor Suriye'nin toprak bütününe halel getiriyorsunuz. Ya biz Suriye'nin toprak bütününde gözümüz yok. Bir kuruş, bir metrekare santimetre yeter ki Şam hükümeti kendi topraklarına hakim olsun. Biz terörist gelmesini istiyoruz, göç hareketi olmasını istiyoruz. Sen kendine egemen olsan tamam, bir sorun yok. Sen egemen bırak, o zaman biz temizleyeceğiz bu teröristleri diyoruz. Hı-hı. Şimdiye kadar ona da izin vermiyordu. Şimdi bundan sonra tavır değişti diye anlıyorum ben. Bırakacaklar. Dolayısıyla biz baş başa kalacağız, o teröristleri tertemiz edeceğiz. Şam'a da bırakacağız. Ha, ondan sonra seçim yapılsın. Nusayriler mi kazanır? Sünniler mi kazanır? Bize ne ya, oradaki biz, demokrasinin bizi, seviyesi de bizi ilgilendirmiyor açıkçası. Kim isterse seçsinler Suriye halkı. Dünyanın her yerindeki ülkelerin demokrasi karnesine hareket edeceksek. O bizi ilgilendirmez. Birinci şey ABD yalnız, herhalde. Suriye'de, Kemal Hocam mümkün olur mu böyle bir şey yani? Farklı bir şey var. Suriye'de bakın Türkiye burada birkaç koldan harekat yapıyor, operasyon yapıyor. Hı-hı. Yani kollardan bir tanesi istihbarat. Ve oradaki aktörlerle yakınlık kurmaya başladılar. Burada sadece teröristler yok. Kürt gruplar var muhalif. Kürt, SDG diye bir yapılanmanın içerisinde. SDG'nin içerisinde teröristler var. Yani PKK'nın kendisi var. Ama onlar yönetiyor. Onun dışında Kürt nüfusu temsil eden Kürt Ulusal Mutabakat Dernekleri var. Yani SDG'de, hatta, YPG'den, PKK'dan başka Kürt unsurlar da var. Onlar da Türkiye'nin yanında onlar var. Onlar muhalif. Nasıl muhalif olduğunu anlıyoruz. En son seçimler konusunda, ilan edilen seçimler konusunda itiraz ettiler. Evet. Böyle şey olmaz dediler. Yani bu adamlar bizi temsil etmiyor. Boykot ettiler. Katılmayacaklarını. Çünkü niye? Zaten PYD üyeliği gerekiyor. Seçime katılmak için seçilme hakkı sadece PYD kartı olanlarda. PYD kim? PKK. PKK'nın kendisi. Yani Suriye teröristlerden mürekkep bir sanal nüfus yarattılar. Onlar da %100 çıkar seçimler burada, değil mi? Tabii. İçinden hayır diyen çıkar mı? Ama o seçim yapılmayacak yani eninde sonunda inşallah. Uğur Hocam Ağustos'ta dediler ama yapılmayacak. Yok daha önce de yaptırmayacağız diyor. Yapılma ihtimali çok düşük. Gerekirse operasyon yapılır seçim bölgesinde. Yani bakın bu bölgelerde yapılacak olan seçimlerde PKK'dan, teröristten meşrulaşmaya çalışıyor. Meşru zemin seçimlerden çıkıyor. İşte biraz önce anlattığım uluslararası planın bir parçası da bu. Herkes o planı kendine göre çevirmeye çalışıyor. O yüzden burada Suriye'de Esad rejimiyle yapılacak olan mutabakat sadece operatif mutabakat olmayacaktır tahmin ediyorum. Onun yanında bir de kalkınmayla ilgili üst altyapı oluşturulacak koridorlar. Hı hı. Yani ne koridor olabilir? Ticari koridor olabilir. Suriye'nin Türkiye'ye iktisadi anlamda ihtiyacı çok yüksek. O yüzden Türkiye'den mal ve hizmetler almak kaydıyla yapılacak olan
buradaki 27 mutabakat vardı ya Irak'taki. Hı hı. Aynı mutabakatların benzeri Suriye rejimiyle yapılabilir. Rusya burada misafir. Unutmayın. Amerika birlikleri işgalci. Suriye terörle mücadele kapsamında madde 51'e dayalı bir meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Rusya misafir, İran misafir, esas ev sahibi burada rejim. Dolayısıyla bizim temel tezimiz, Dışişleri Bakanlığı'nın deklarasyonuna göre söylüyorum, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve egemenlik hakkını iade etmek. Kesinlikle. Nihai hedefimiz bu. Ve evet, bu diplomatik ve politik bir söylem değil. Bunu herkes biliyor. Evet. Türkiye'nin ve rasyonel doğru bir şey. Toprak alayım falan filan böyle bir derdi olmadığını, tabii canım, başımıza bela olur diye düşünüyoruz. Ya Esad da bunu duysun. Türkiye'nin böyle bir şeyi Türk halkına sorsanız aman aman diyor insanlar. Bunu bir biz, o da politik bir şey olarak bunu kullanıyor elbette ama şimdi bunu da tabii, söyleyeyim. Suriye Devlet Başkanı, ben naçizane tavsiyemiz tabii elbette. Eğer Türkiye'de ağırlama konusunda kabul buyururlarsa kalkacak uçağıyla buradan Ankara'ya inecek. Orada devlet başkanı statüsünde protokol gereği karşılaması yapılacak. Yanında gelirken teknik kadrolarını da getirecek. Kabinesini vesairesini. Belki iş adamlarıyla beraber gelecek. Büyük bir paket halinde gelirse hemen arkasından yorumumuz şu olacaktır. Bakacağız kimlerle geldiğini. Gelişine ayrı bakacağız. Evet. Bir de kimlerle geldiğini bakacağız. O da bir gösterge bakacağız. Olacak. Hangi alanda tabii, anlaşacağız? Dolayısıyla oradaki mutabakat metinlerine bakacağız. Sözleşmelere bakacağız. Anlaşmalara bakacağız. Ve nihayetinde onun merkezinde terörle mücadele elbette olacak ama onun yan bir takım girdileri de olacak. Dolayısıyla Rusya'dan da elbette ki bir görüş alınacaktır elbette. Yani dedik ya misafir bir şekilde orada kalıyor, yıllardır kalıyor Tartuslarski'de. O kalmaya devam etmesinde bir problem yok. Bir de haritayı alabilir miyiz? Geliyor harita hemen. Şimdi geçenlerde bir hocamız da ifade etti. Rusya orada Sovyetler Birliği'nden beri verdi. 58'den beri var yani. Yeni bir durum yok. Arda misafir de değil. Oranın ev sahibi bence Rusya yani. Ya orada Amerika'nın DEDAŞ'taki statüsü gibi değil hocam. Dolayısıyla daha mülket, güçlü. Mülket, daha yerleşik. Mülkiyet hakkı başka bir şey. Şimdi burada bakın teröristten nereye çıkmaya çalışıyor? Teröristlerin bir de sınırı yok ha. Böyle devam ediyor. Yani aşağı Irak'a doğru. Şimdi böyle geliyorlar bunlar. Bu Hilal dedik ya. Hı hı. Çıkacakları yer Laskiye ve Tartus. Burası ne? Lübnan. Arada koridor var görüyor musunuz? Hı hı. Buradan Hatay'dan geçemeyeceğine göre bir şekilde böyle geçecek. Ha burada kim var? Ruslar var. Denize çıkışı olmayan bir teröristlerin jeopolitik olarak yaşam sürmesi mümkün değil. Yani yerle politikayı birleştirmesi imkansız. Strateji de üretemezsiniz topraklarda. O yüzden haritalarına bakın hep bu bölgeden böyle küt diye Akdeniz'e çıkış var. Akdeniz'e çıkış kimin işine yarayacak? Amerika'nın. Amerika o koridordan teröristan üzerinden hop aşağı doğru İsrail'e ulaşacak. Dolayısıyla hem de Suriye Rusya'yı sınırlandıracak. Her tabii, zaman böyle tabii, bir hedefi var yani. Çok maksatlı hedefleri var. Ha, bu tablo içerisinde Türkiye terörle mücadele kapsamında yapmış olduğu operasyonlar sadece terörü ortadan kaldırmakta kalmayacak. Bölge ülkelerinin demokratikleşmesi, kalkınması, insan haklarına saygılı, kendine benzer bir rejimle değil mi? Ortaya çıkması. İran buna itiraz ediyor işte. Burada bir Şii hilali kurmaya çalışıyor aynı bölgede. Temel tartışmalardan bir tanesi de bu. İran'da ama da Amerika giderse eğer, son sözüm bu olsun oturayım. Öyle Amerika buradan giderse Melih Bey, biliyorsunuz elbette boşluk olacak ama mutlaka geride bir vekil bırakır. Mesela Afganistan'dan çıktı, Taliban'ı bıraktı. Taliban kim? Gel dedi, geldi. Burada oturdu, da olası burada da PKK'yı bırakacak. Burada kimi bıraktı? Irak'ta KYB'yi bıraktı işte. Değil mi? Talebani ekibi. Talebani'yi bıraktı. Orada teröristanı bırakacak. Yukarıda bilmem Taliban'ı bıraktı. İşte her yerde böyle bir vekil güç bırakıp gider. Uzaktan dengeleme diyoruz biz buna teknik olarak. Uzaktan bu vekillere para aktararak, silah aktararak, gaz vererek bu bölgeyi kontrol altına tutacak. Ama Orta Doğu coğrafyasında merkezde İsrail var. Unutmayın. Bütün bu yapılan planların hepsi Roma'ya gitmiyor. Gidiyor. Tel Aviv'e gidiyor. Oraya varıyor maalesef değil mi? Oraya gidiyor. Peki şimdi İran dedik. İran'da da hocam Cumhurbaşkanı değişti. Mesut Pezeşkian. Şey diyorlar soy isminden dolayı acaba Ermeni mi diye ama değil. Ermeni değil. Ben Türk'üm diyor konuşmalarında. Bazı konuşmalarında hani Türkçe konuşuyorum evimde diyor. Ne kadar oy aldı ikinci turda da? %53.7. Tabii bu adayların hepsi mollaların onayından geçiyor. Pezeşkian için reformist deniliyor. Başörtüsü konusunda tabii ki yani bir tartışma açmıyor ama sokaktaki o yani insanların şeyine bırakılmalı diyor. İnisiyatifine bırakılmalı diyor. İnternet konusunda biraz gevşeme istiyor. Ama ne olursa olsun mollaların denetiminde olan
Bir reform sürecinden reformist bak. Reformist de verin ona. Reformun yani tanımı farklı. Yani devlet sistemi reforma izin vermiyor. Reform kim gelirse bambaşka bir şey. Hocam da biliyorlardır. Reform bambaşka. Reformistler bir, rejimi değiştirmek istiyorlar. İki, yasama, yürütme, yargı organlarının özelliğini ve yasamaya ağırlık veren bir, yani meclise ağırlık veren bir sistem getirmeye çalışıyorlar. İki ya üç neyse nükleer silah üretme sistemini kaldırmak istiyorlar ve anlaşma yapmak istiyorlar Batı'yla. Batı'yla entegrasyon ama işte dediğimiz gibi bütün dünyada en reformcu aday bu bunların bu, arasında. Tabii yani bu kendi ister de devletin sistemi ona izin vermez o kuşkusuz, maalesef. Evet. Ama Türkiye ile ilişkilerde bir mesela Suriye'nin kuzeyini konuşuyoruz. Orada İran çok güçlü bir aktör. Oradaki pek çok milisle işte İran, devrim Irak'ta da orada var tabii. Irak'taki ordu da belki İran tarafından kontrol ediliyor. Son dönem bir değişiklik bekleyebilir miyiz İran'daki bu cumhurbaşkanı seçimiyle? Siz nasıl görüyorsunuz? İran'ın rolü bağlamında da sorayım. İkisini bir arada sorayım. Şimdi İran'da hani reisinin döneminde biraz özellikle bu başörtüsü konusu ve işte hapishanedeki Emine isimli Amina Dirikleri kızcağızın öldürülmesi ve sonrasındaki yaşanan olaylar İran'ın dışarıdan müdahaleye açık olmasını beraberinde getirdi. Rejim dedi ki ne oluyoruz dedi. Hı hı. Ama reisinin temsil ettiği zihniyet aynı zamanda Ali Hamenei'nin de uzantısı. Yani dini liderin diyelim. Dolayısıyla buradaki sürecin devam edebilmesi için reisi gibi bir kişiye ihtiyaç vardı. Ancak bu ülkedeki genel manada hani insanların keyfini bozdu. İran toplumunun kendi içerisinde çatışmaları beraberinde getirdi. İşte sokaklarda sayısız gösteriler yapıldı ve bu da hani dış güçlerin içeride istediği gibi at koşturması için zemin hazırladı. Hı hı. Şimdi reisinin bu helikopter kazası sonrasında vefat etmesi aslında İran için değişim adına bir fırsattı. Bu fırsat da her ne kadar Türk asıllı işte annesi Kürt falan karışık bir kişilik var ama en azından düzgün bir kişiliği var. Parayla pulla pek işi yok. Evet, aile yaşantısı düzgün denen birisi ve işte 1980'den itibaren doktor olarak hizmet etmiş. 93 ile 92 veya işte ne yapmış bir Tebriz'deki üniversite rektör olarak görev yapmış genç yaşta. Sonra Hatemi döneminde 2000-2005 arasında Sağlık Bakanı olarak görev yapmış. Ve sonra da hep milletvekili olarak görev yapmış. Hı hı. Devlette önemli görevlerde bulunan bir kişi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı olarak seçilen birisinin gerçekten İran'ın aslında İran kendisini Müslümanların şey yapıyor, hamisi olarak görüyor. Yani sadece Şiilerin değil, tüm dünyadaki Müslümanların dini lideri İran'daki Ali Hamenei. Hı hı. Şimdi bu kişi varken İran'daki anayasa bile hikaye. Ali Hamenei'nin iş yapabilmesi için bir kağıt parçası. Yani İran'daki anayasadan bahsediyoruz. Böyle bir ülkede Cumhurbaşkanı da tırnak içinde hikaye. Yani Ahmet olmuş, Mehmet olmuş çok da önemli değil. Ancak halkın o belirli oranda nabzını tutabilmek için yönetim, yani Hümeyni de önem veriyordu, Ali Hamenei de önem veriyor. Seçim yapmasını istiyor. Yani seçimle birileri gelsin ama seçilecek kişiyi de biz işaret edelim. Yani halkın gerçek manada dinamiklere göre belirleyeceği bir adayın iktidara gelmesi değil, aslında benimle beraber çalışabilecek belirli oranda halkın o dönemdeki arzu ettiği, beklediği yapıyı da temsil edebilecek birisi iktidara gelsin. Şimdi bu seçime katılım, yani biraz önce gösterildi. Birinci tur, ikinci tur. Birinci turda katılım oranı %39. İkinci turda Pezeşkian'ın devreye girmesi, işte o reformist falan diyoruz. Onlar da hani hepiniz sandığa gelin. Ali Hamenei'nin kendisinin özel şeyi var. İşte şey yaptılar, seçim zamanını uzattılar falan. Yani daha fazla insan oy verebilsin diye gele gele %49'a anca çıktılar. İkinci turda da %49. Evet, yani bu... Türkiye'de %80, %90'lara geliyor bu arada. İran'da aslında halkın rejimden bir beklentisi yok. Umudu yok. Yani bizim niye olsun diyorsunuz? Yani bizim niye olsun ama şu var tabii ki. Şimdi reisi zamanında bile mesela İran'la Suudi Arabistan bir araya geldi. Evet. Yani ne kadar Çin devreye girse de. Bu çok olmadı. Önemliydi evet. Ama. Yani bu bir değişimin işaretiydi. Şimdi tabii ki Hamas'la veya İsrail'le Filistin'in şu 7 Ekim sonrasında geçen yıldan itibaren başladığı savaş
aslında Orta Doğu'daki o yumuşama ortamını bir anlamda gerdi. Hı hı. Bu savaşın daha da devam ediyor olması İran adına bir zarar. Zaten bu nükleer silah yapıyor diye Batı dünyasının İran üzerinde bir baskısı vardı. Bu İran üzerindeki baskı ve yaptırımlar aslında İran'ın geri kalmasına neden oluyor. O yüzden belki Pezeşkian'da şunu bekleyebiliriz. Ülkede biraz önce hocamın söylediği gibi nükleer silahlanma konusunda İran'ın kesin bir tavır belki ortaya koyacak. Bunun karşılığında da yaptırımlardan belirli ölçüde kurtulmuş olacaklar ve bu da Orta Doğu'da belirli oranda bir rahatlama getirecek. Yani İran'ı normalleştirecek, normal bir ülke haline getirebilir. Bunun anlamı da Türkiye ile İran arasında bu Amerikan yaptırımlardan dolayı bir takım şeyler var, sıkıntılar var. Ticaret o kadar rahat işlemiyor. Ticaret rahat olursa Türkiye'nin de mutlaka faydasını olacaktır. Hocam bu, ticaret yapıyoruz diye burada 17-25 Aralık döneminde yapılan aynen, hikaye evet. neydi ki? Biz onlarla komşumuzla ticaret yapıyoruz, kaçakçılık dediler. Evet. Aynı işi şimdi Finlandiya yapıyor, Avrupa bankaları yapıyor. Yani evet, çifte standart olabiliyor ama burada hani İran'daki Cumhurbaşkanı'nın sahip olduğu yetkiler ortada. Evet. Yani bence bu kişiden ziyade, hani Pezeşkian'dan ziyade Ali Hameney'in yerine kim gelecek? Onu konuşuyoruz. Onun hani zamanı Allah ne kadar ömür verdi bilmiyoruz ama gelmek üzere deniyor. Eğer gelmek üzere ise hani eskiden reisinin onun yerine geçeceği konuşuluyordu. Evet. Şimdi kim geçecek? O bir soru işareti. O aslında İran'ın dünyadaki duruşunu belirleyecek kişi. Evet. Önemli zaman gösterecek. Yeni lider en yukarıda. Cumhurbaşkanı evet, çok aynen. bir işlevi yok. Onun değişeceği. Şimdi ben bir komutanımızdan devam etmek istiyorum şimdi. Tamam. Hüseyin komutanımız demin Rusya ile ilgili bir şeyler söyledi. Dedi ki devlet olaraktan dedi nüfusu işte 146 milyon işte Hans Morgenthau'nun güç, uluslararası ilişkilerde gücü tarif ettiği şeydir. Bir devletin güçlü olması için coğrafya, nüfus, ekonomik kaynaklar, askeri kaynaklar, doğal kaynaklar vesaire vardır onlar. Şimdi İran'a baktığınız zaman bir uluslararası ilişkilerde Hans Morgenthau yani Yahudi şey dünyada ilk uluslararası ilişkiler asıl en meşhurunu yazan Politics Among Nations yazan adam dediği şeye göre İran çok güçlü bir devlet olması lazım. 3000 senelik Pers İmparatorluğu'nun devamı ki bütün Yunan tarih var. Korkunç bir tarih var. Petrolde dünyada 3. rezerv, doğalgazda dünyada 4. rezerv. Coğrafyada 2 milyon kilometre kare büyük yani nüfusta 90 milyon. Yani o Morgenthau'nun dediği nüfus, coğrafya, doğal kaynaklar, askeri güç, ekonomik güç hepsi var. Ancak ne var? İşte komutanımızın dediği gibi Amerika sadece Amerika'nın değil ama bütün Batı'nın muazzam bir 79'dan başlayan, o Hümeyni devrimden başlayan muazzam bir ekonomik ablukası var. Bir de saçma sapan şeyle illa başladı nükleer. Halbuki nükleer silahları İran'da başlatan Amerika, Şah Rıza Pehlevi zamanında ilk defa ilk Müslüman ülkeye olarak İran'a yapıyordu, atom bombasını veriyordu. O arada rejim değişti. Amerikan karşıtı Hümeyni geldi. Şah devrildi, kaldı Pakistan'a yaptılar. Tabii tabii 50'den beri de rejim onlar belirliyorlardı. Tabii tabii 53'te tekrar darbe Şahı yaptılar. Şahı kim getirdi? Amerikalılar getirdi tabii, hocam. Tabii tabii yani Musaddık'ı devirdi şey, Shell şirketi falan yani İngiliz MI6 ve CIA idare ediyor yani orayı. Dolayısıyla şimdi Pezeşkian'ın işte hani yan soyadı doğru dediğiniz gibi yan Ermeni ekidir. Oğlu anlamına gelir ama Tebrizli. Çok YouTube'da gördüm. Çok güzel Türkçe konuşuyor. Ben Türk'üm, Türklüğüyle falan diye. Azerbaycan'da da var mesela bakan falan seviyesinde Ermeni adlı falan herhalde o eskiden evet. kalma bir şeydir diye yani diye düşünüyorum. Olsa oraya gelemezdi yani. Neyse sorun değil. Türkiye yanlısı tamam. Lider var orada, rehberdir. Hümeyni'den beri Cumhurbaşkanı çok bir fonksiyonu yoktur. Ama Hüseyin komutanımıza katılıyorum. Eğer şu nükleer şeyden sevdadan vazgeçerse yani aslında hakkı var. Bakın onu da söyleyeyim. Yani İsrail'in elinde 300 tane atom bombası varken İran'ın da yapmaya ki İran'a ilk başta İran'a uranyumu zenginleştiriyorlardı 77-78'de zamanında. İran'ın da hakkı var. Ona bir şey demiyorum. Ama madem senin üstünde bu kadar büyük baskı var. İşte 200 milyar dolarını Amerika'da bloke ettiler, 150 milyar dolarını Avrupa'da bloke ettiler, petrolünü sattırmıyorlar, silah almana izin vermiyorlar, şudur budur vesaire. Yumuşa,
vazgeç bundan, daha dünyayla barışık şekilde ambargolardan kurtulursa gerçekten o zaman sizin de dediğiniz gibi 17-25 olayını biliyoruz. O dört bakan olayını biliyoruz. Gerçek bir ticaret yapıyorduk ve iyi de para kazanıyorduk bu işten biz. Bana ne Amerikan ambargosunu? Orası benim komşum. Ben ona süt de satarım. Altın da atarım, alır getiririm. Bakın, bunun şeyi Amerika yok. Amerika ambargo falan da koymuyor. Ben size söyleyeyim. 1980 yılında 79'dan sonra o Tahran'daki elçilik baskınından sonra Amerika petrol satmayacaksın dedi. Petrol 40 dolardı. Yahudiler, Amerikalı Yahudiler 12 dolara el attı. Çünkü demin Irak-İran savaşını anlattım size. Evet. 80 yılında silaha ihtiyaç vardı. El altından 12 dolara İran'ın petrolünü aldılar. Kim aldı? Amerikalı Yahudiler aldı, 40 dolara sattılar. Sonra da İran'a el altından muazzam 3 katı 4 katı fiyatta silah sattılar. Yani Amerika satıyor, 3 kat 4 kat para kazanıyor. Ama biz normal ticaret yaptığımız zaman sahtekar oluyoruz, ambargoya delmiş oluyoruz. O yüzden de İran pekala nükleer silahlarıyla bir denge, bu dünyada emperyalistlere karşı bir daha güvence olarak bir hale girerse, dünyayla daha barışık evet. bir hale girerse bölgede de iktisadi kalkınma olacaktır. Türkiye'de evet. çok istifa edecektir. Pezeşkian'dan da bunu bekliyorum. İşte yani Hüseyin komutanıma aynen katılıyorum. Evet, başka çok önemli şey şeyler söylediniz ama bakıyorum yeni cumhurbaşkanında gülen bir yüzü var Kemal Hocam. Normalde çok alışık değiliz bu tipolojilerden. Bir şey okuyabiliyor musunuz yoksa daha normal, yani, daha samimi bir siyasetçi. Ahmet Necat da böyleydi biraz. Evet. Değil mi? Ama Ahmet Necat biraz farklı bir karakterdi. Elbette fiziksel olarak. O esnaftı, bu biraz şey, o yani alaylı, bu mektepli diyelim. Değil mi? Evet. Öyle, evet. Cerrah, tıp doktoru. Yani ne bileyim, daha böyle normal şey ilişkileri olan birine de benziyor. Ben yüzlerin ama pek şöyle, çok şeyi yansıttığını da düşünüyorum evet, yani. Doğru. Yüzü niyet, gülmeyen bir adamım düşünün. Ülke politikaları farklı olabiliyor. Tabii. Bakın niyet, o da sembol yaptı işte. O da kendine göre hocam? Sembol yaptı. Şöyle bir şey yaptı. Baskurt yapmadı değil mi? Yok, keşke onu yapsaydı. Zafer gibi bir şey yaptı. Evet, herhalde. Zafer işareti zafer yaptı. Şey, yani. Winston Churchill'in Victory dedi ama bizde başka anlamları var. O Churchill onu meşhur etti. Yani ilk başta söylediğimi tekrar söyleyeyim. Reformizm başka bir şey. Şu anki seçilmiş olan liderden, Cumhurbaşkanı'ndan böyle bir reformist atılımlar beklemesine rağmen çok kolay değil. Çünkü seçim sürecine baktığınız zaman, kabul sürecine hepsi sanki Hamene'nin kontrolünden geçmiş gibi gözüküyor. Gözüküyor değil öyle. Artı birkaç denemesi var biliyorsunuz, 2013-2021. Birinde reddedildi, çekildi. Birinde reddedildi doğrudan. Şimdi neden bu yapıldı? Yani reform bir onları ilgilendiriyor aslında ama bizimle ilişkileri nasıl olur? Yani İran halkı evet dediğiniz gibi büyük bir reform olması beklenilmiyor ama. Ama işte ilişkiler şöyle. Amerika direkt onunla alakalı. Reform olursa Türkiye ile ilişkiler düzelir mi? Normalleşebilir. Öyle mi? Ya tabii. Amerika en azından o kadar müdahale etmez. Edemez yani. Hakkı yok. Amerika demokrasi olmadığı için müdahale ediyor o zaman öyle İran'a. Ya Amerika bile zaten şirketleri Amerika bütün faşist rejimleri destekleyen, bütün totaliter rejimleri destekleyen Amerika'dır. Bütün darbeler Şili'de, Arjantin'de, Peru'da, Mısır'da, Türkiye, yani bütün nerede darbe, Pakistan'da darbe varsa arkasında Amerika'dır ama Amerika hep demokrasiyi savunur göya. En büyük totaliter dostu Amerika'dır, en büyük faşist dostu Amerika'dır. Evet. O yüzden içeride reform dediğiniz gibi ben de çok inanmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin ben bu ülkelerin normalleşmesini istediğini düşünmüyorum. Yani dediği gibi hocamın, belirli bir tipte tutacaksın ülkeyi, bir tipolojide o ülke senin karşıtın, ötekin ya da düşmanın diye tehditin olacak. Oradan beslenen bir süreç var. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın demokratikleşmesinden, reformlaşmasından, devrim yapmasından ne tür bir fayda elde eder? Çünkü hedef ülke. Sonuçta parçalanması için Condoleezza Rice'in listeye attığı ülkelerden bir tanesi. Evet. Ha, demek ki parçalamayı düşündüğün bir ülkenin sorunu rejimi değil sadece. Başka bir takım hedefler de var. O yüzden reform beklentim benim belki şöyle içe dönük bir, çünkü Hamene çok sıkıştı. Neden sıkıştı? Toplumda apolitik çok fazla kitle var. Çok muhalif gruplar oluştu. Kadın hakları konusunda sıkıştı. Dolayısıyla böyle bir figürü geçirerek Anayasa'yı Koruma Konseyi'nden 6'sını kendisi seçiyor zaten. 6'sını da meclis seçiyor. Evet. Ya dolayısıyla geçmesine ve seçilmesine müsaade ettiği için bir mesaj aktarıyor Hamene'yi topluma, kendi toplumuna. Yani hocam onun içeride haricinde istediklerini yapsınlar, devam etsinler de Türkiye ile yakınlaşma potansiyeli, şunu diyemezler mi adamlar? ABD ile reform ayrı konu ama ya bu dönemde bir takım süreçler var Suriye'de, şurada burada. Sözde bu adamlar Amerikan karşıtı değil mi? Yani Türkiye ile bir ittifak süreci başlatacak bir aktör olabilir mi? Ya ittifaka gerek yok, işbirliği o zaman yeter şöyle, bize. Şöyle, emin, düşmanlık etmesinler. Kandil'i sırtını İran topçusuna dayamış, bize vuruyorlar işte. En azından bunlar bir değişir mi, bir şey olur mu? Yani yoksa içeride ne yapıyorlarsa yapsınlar. Şuna bakacağız. Bir,
Sınırları koruyabilecek misin kardeşim? Yani İran sınırları olarak düzensiz göçmenlerin büyük bir çoğunluğu İran sınırından Afganlar topraklarımıza gibi geçiyor. Yani bizim yaptığımız blokajı sen de yapacak mısın? Bir, sınır koruma konusunda mutabık olacak mıyız? İki, terörle mücadele konusunda benimle aynı fikirde olacak mısın? Çünkü PJAK dediğimiz aktif örgüt orada pasife dönüştü ama ikmal hala örgütün İran'dan yapılıyor. Bu arada da asıyor arada. PJAK militanlarını vinçlerle falan asıyor. PKK yani, onlara hiçbir şey demiyor ama. Ama işte ikmaller, ikmal yapılıyor. Işte. PKK'nın ikmalini kes. Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinden, Doğu Anadolu bölgesinden geçen güzergahları kapat. Terörle mücadele. İki, Kandil'de sana çıkan kapıyı kapat. O bölgede blokaj oluştur. Ve benim kaçan teröristleri sıcak takip hakkımı kullanmama izin ver. Gazze konusunda benimle aynı fikirde gözüküyorsun. Ama Hamas tam destek, Hamas'a tam destek, Hizbullah'ın Hamas'a tam destek konusunda biraz şöyle iradeni kullan. Orada elbette göstermelik bir şeyler yapıyorsun ama. Mezhepçiliği bırak. Ha yani orada bir tam onu destek bırakamaz. Göster bakalım. Ha, en işte, azından hani İsrail'e karşı derler ya düşmanımın düşmanı dostum diye. En azından öyle düşün yani güya İsrail düşmanı. Şia hilalini kuracak. Hikaye yani o. Evet İran'da mezhepçiliği bırakamaz, Suudi Arabistan'da bırakamaz. Yani tabii sağda bıraksın diyorum. Tabii ki İran'a mezhepçiliği bırak çok. Şey bir tabir. Hayır, ama mezhepçiliği bırak, bize ne ya o iç işleri. Yani sonuçta ihracatını kes. Yani rejim ihracı konusundaki yaptığın çalışmaları ortadan kaldır. Ha demek ki ben Türkiye olarak senden bu Cumhurbaşkanı değişiminden sonra beklentilerim bunlar. Ha Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini düzeltiyorsan eğer, nükleer konularda anlaşmayı tekrar gündeme getirmek istiyorsan evet, ya da yaptırımlardan kurtulmak istiyorsan o senin Amerika ile arandaki problemler. Çöz. Ama Türkiye'nin sadece Amerika dedi, bütün Batı de. Yani ha, bütün Batı, Amerika, tabii, bütün öyle, Batı bütün, ona ambargo ama Amerika koyuyor. Ne derse onu yapıyor Batı ha, şu anda. Doğru, evet. Yaptırımlara katılın dendi. Katılmayanları şer eksenine dahil etti. O yüzden İran Cumhurbaşkanı'nın değişimi evet, şu anda bana göre rejimde bir değişiklik gerçekleştirmeyecek. Hı hı. Ve mümkün diğer değil nükleer konuda asla, çünkü nükleer konusu İran halkının bir onur meselesi. Bırakmasınlar zaten, niye bırakıyorlar i̇şte ya? Onur meselesi. Dünyada atom bombası kullanmış tek devlet ABD, elinde ne kadar her tarafa dağıtıyor. Tabii. İran alsın, niye almasın? İşte siz çok önemli şeyler şeyi söylüyorsunuz ama size anlatırken benim dikkatimi çeken, onu o konuda da görüşünüzü soracağım. Sözünüzü unutmayın. Ya ne kadar böyle sade, normal insanlar değil mi? Bu birisi Cumhurbaşkanı adayı, diğer siyasi partiler geliyorlar. Giyinişler, şeyler. Bu da bir anlamda da bence güven de verici bir hal. Yani öyle ayrışmış bir. Şimdi Melih Bey. Öyle mi, numara mı yapıyorlar? Yani takiye İran rejimi de ya. Çok zengin bir ülke. Şöyle. Fakat çok kötü yönetiliyor. İran halkı. Evet, politik şeyler. Şikayetçi. Yani İran'da hani burada yazdığınız devrim içinde devrimi. Devrim içinde devrim değil. Ölmez de. Ama devrim olacak. Devrim neden olacak biliyor musunuz? İktisadi memnuniyetsizlikten. Hı. Öyle yok. Şia'ydı, başörtüsüydü, kapalılıktan falan değil. Gerçekten çok zengin bir ülke, rezervi çok zengin. Her bakın, fakat ambargolar yüzünden ve Mormonların yanlış idaresi yüzünden halk fakir. Peki bu dediğim şey takiye midir? Sorumu anlatabiliyor muyum? Yani bu insan çok mu mütevazı görünüyorlar? İnsan yoksa olarak çok da takiyenin bence bir parçası mı? Yok. İnsan olarak çok iyi, gerçekten. Natürel bence. Iyi. Bakın işte, eğitimli, yani entelijansiye takımından ve siyasi tabloya girişi çok eski, tecrübeli. Evet. Ama engellenmiş bir siyasetçi şu ana kadar. Ama bu saatten itibaren etnik yakınlık, yani Türklük üzerinden bir Türkiye-İran ilişkileri okumak çok kolay doğru değil. Mezhepsel yakınlık bile işe yaramıyor bazı yerlerde. O yüzden ben diyorum ki çıkarlar, iki tane ülkenin ortak çıkarları ne kadar çok olursa ilişkiler o kadar sıkı olur. Evet. Bu ortaklığı kurabilecek bir adam mıdır? Bir aktör müdür? Ya olabilecek en iyisi belki de. Ya belki de şu da var. Hani reisi zamanında Fars milliyetçiliği arttı İran'da. Hı hı. Dolayısıyla şimdi yine o dönemde hatırlarsak Azerbaycan'la İran arasında problemler ortaya çıktı. Tabii. Şimdi dolayısıyla İran'ın içerisindeki sonuçta bu da yani Türk diyoruz ama Azeri kökenli. Yani Tebriz orijinli bir kişiden bahsediyoruz. Mahabat. Devletin başına gelmiş Kürt şeyi de var. Yani o yapıdan dolayı uzantısı da var. Yani ailede. Ama en nihayetinde Azerilerin İran toplumunda büyük bir payda olarak tekrar entegre edilmesi için bence bu fırsat. Yani biraz önce söyledim ya, İran toplumundaki gazı almak için belki de Ali Hamenei tarafından özellikle evet, öne sürülmüş birisi olabilir. O daha olabilir doğru sanki. Aynı zamanda onların gözüyle bakarsak, Türkiye'nin İran içerisindeki Azerileri, Türk asıllıları, bu Türkistan'da da var ya, Kuzeydoğu İran'daki
O küçük bölgede de var şeyler. Türkmenler var, Türkler var. Türk onlar. Dolayısıyla onlara Türkiye'nin manipüle etmesinin önüne geçmek için de böyle bir adayın varlığı İran açısından kazanç olabilir. Evet. Ama ben şu olacak. Konuklarımı bir türlü oraya getiremiyorum. Onlar böyle tamam, ciddi şeylerden bahsediyorlar ama seyircinin takdirine bırakacağım. O batıdaki seçimlere bakıyorum. Biraz sonra İngiltere'ye, şuraya, buraya. Bir saniye müsaade eder misiniz? İngiltere'deki, Fransa'daki, ABD'deki seçimlere bakıyorum. O politikacıların yapmacık halleri, yapmacık konuşmaları falan filan. Burada daha samimi bir tablo var. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sizin dediklerinize itiraz şununla bununla alakalı değil ama ben bunların önemli göstergeler olduğunu da düşünüyorum. Çünkü fazlasıyla da şeytanlaştırılmış bir yer var. İran'ın politikalarını biliyoruz. Türkiye'ye yönelik, Suriye'de şunlar bunlar ama umarım bu samimiyet bir yerde de kimlik olarak Türkiye'ye geldiğinde çok büyük samimiyetle karşılayacaktır. Şimdi bir de şu şeye yarayabilir. Bizim Zengesur koridoru çok önemli bizim için. Yani Turan Diyas'a. Ona Ermenistan'dan çok karşı çıkan İran'da. Yani şey görüyor, tehdit görüyordu. Belki bu yeni cumhurbaşkanı yani şey yapmaz. O koridorun açılması, Türkiye'nin Orta Asya'ya doğrudan karadan bağlanması. Yani İran üzerinden ya da Gürcistan üzerinden gitmekten vazgeçmesi. Ya yani İran buradan iyi para kazanıyor. Bizim Zengesur koridorunda da. Zengesur koridorunda en çok İran karşıydı. Evet. Dolayısıyla belki yeni cumhurbaşkanı bir şey yapmaz. Orası da açılır. Bizim Orta Asya doğrudan karadan da bağlanırız. Evet. Sizin de omuzlarınız tutuldu mu stüdyodaki sıcak ısıdan? Yok ben gayet memnunum. Öyle mi? İyi misiniz? Bana kalsa daha da arttırılsın soğukluk. Ha, siz soğuk istiyorsunuz. Soğuk memnunum istiyorsun. Deyince reklam arasına gidiyoruz. Bir tek yakınan sizsiniz. Şimdi memnunum deyince. Hayır yok. Ben de şaşırdım. Soğuktan memnunum. Soğuktan memnunum. Yani, biraz daha soğuk olsun istiyorsunuz. Peki. Herhalde. Ama dediğiniz doğru, tip olarak gerçekten çok samimi, halkın içinde. Öbür taraf tepeden bakmacı bir tip değil. Numaracılık var hocam. Yani biraz korkunç. Samimiyet var, çok halkla beraber müşterek ve gülücük sergiliyor, gülüyor sürekli, tebessüm içerisinde. Kıyafeti çok çok mütevazi. Normal yani insan, yolda da eşi normal galiba, yürüyorsa, yanındaki hanımefendi eşi galiba. Evet. Bekar diyebiliyoruz, eşini vefat etti, bir daha evlenmedi. Öyle mi? Yanında bir hanımefendi görüyoruz, kızı mı? Olabilir, evet. Kızı olsun. Ha, kızı var diye hatırlıyorum. 94 yılında böyle bir kaza geçiriyorlar, eşi ve oğlu ölüyor. Hmm. Evet, kızı kaldı galiba bildiğim kızı kadarıyla. Dolayısıyla hakikaten bizden biri, halktan biri gibi. Bizim coğrafyamıza da çok yakın bir tip. Öyle ya, biz de değil mi yani? Evet. Mesela Vanlı birisi olabilir, çok yakın. O tarafta, tabii, o bölgede, yani, o insana benziyor, o yörenin insanlarına. Benzerlik var. Gelenek görenekler de benzerdi çok büyük ihtimalle. Ve bizden biri gibi duruyor hakikaten. Evet. Ama bizim anlattığımız, kızmayın, daha böyle. Yo, siz tabii ki siz onlara uzmanlık alanınız. Devlet düzeyinde çok daha farklı etkileri olabiliyor. Ben işin lagreli girisindeyim hocam. Bak, ama etkili olduğunu düşünüyorum. Birey yani düzeyinde yaptığımız analizler o kadar çok yanılttı ki geçmişte bizi. Doğru söylüyorsunuz. Meloni. Meloni hayal kırıklığı. Bakın, ya şimdi Mussolini'nin çizgisi de bir partinin başında şu anda. Yani fırsat bulsa Akdeniz'i ele geçir. Türkiye ile ilişkileri iyi, bize çok iyi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı özel karşıladı. Gittik geçen işte şey zirvesinde İtalya'da. Türkiye'ye yaklaşım çok iyi. Güzel. ABD'ye söyledikleri falan, ne bileyim. Meloni bana sempatik de görünüyor, onu da söyleyeyim. Tamamdır. Bu akşam tam konukların karşısında yer alayım diye. İngiltere'ye bakalım mı? Ekleyeceğiniz var mı burası ile ilgili? Yok. Yani hayırlı olsun. Evet. Bence evet. Türkiye için en iyisidir. En iyisidir. İran için de en iyisidir. Yani. İnşallah söyleyeyim. Hepimize evet, inşallah iyi olsun. İngiltere'de de seçimlerde İşçi Partisi birinci çıktı. 577, 650 sandalye var parlamentoda. 412 milletvekili 412, almış. 412, evet. Yani epey arttırmış. 200 civarında oyu vardı İşçi Partisi'nin. İki katına çıkmış. Muhafazakar Parti de 14 yıllık iktidarın ardından hezimete uğradı. %50 oy kaybettiler. Onlar da 200'lü civara düştüler. Peki İngiltere'dekiler solcu mu hocam? Öyle görebilir miyiz? Yoksa daha ılımlılar mı geldi iktidara? Kendilerine İşçi Partisi diyorlar ama sol politikalardan ziyade İngiliz halkı... Fransa herhalde bu. İngiltere'ye başlayalım arkadaşlar. Evet. Hemen o da gelecek. Siz nasıl görüyorsunuz İngiltere'deki seçimleri? Rishi Sunak gitti. Çok sevilmeyen bir isimdi zaten. Yerine İşçi Partisi'nin yeni lideri geldi. Parlamentoyu da, Avam Kamerası'nda da büyük çoğunluğu elde etmiş durumdalar. 412, 121, liberaller de 71 oy aldılar. İngiltere karakterli bir siyasete kavuşur mu sizce? Evet. Rishi Sunak döneminde kayda değer bir şey yoktu. Yani ondan önce Liz Truss falan vardı. Evet. Yani Johnson falan vardı. Yani şimdi muhafazakar parti döneminde aslında İngiltere bir anlamda gerileyen bir profil çizdi. Yani 2010 yılından sonra. Hı hı. O işçi partisi sanki daha böyle kişilikli bir yapıda İngiltere'yi yönetiyordu. Hele son iki yılı zaten evlere perişan bir yapı sergiliyordu. Ancak şimdi İngiltere'de zaten İşçi Partisi'nin iktidara geleceğine dair bir beklenti vardı. Bu da her ne kadar İşçi Partisi'nin geleneksel olarak
Sonuçta orada da bir yapı durmadan değişiyor. Muhafazakar Parti'nin yönetememesinden ziyade biraz da dünyadaki konjonktüre uygun olarak İngiltere'de de değişim var. Aslında UK Reform Partisi var. Yani o Nigel Farage galiba ismi. Onlar da Trump'ın uzantısı. Şimdi dünyada şu İşçi Partisi'nin 412 sandalye kazanması biraz yanıltıcı geliyor bana. Niye yanıltıcı geliyor? İngiltere'de 650 tane seçim bölgesi var. O seçim bölgesinde her seçim bölgesi ayrı bir seçim. Dar bölge. 10 puan fark attılar bu arada muhafazakarlara. Yani öyle çok büyük bir ezici bir şey yok. Ama parlamentoda öyle oldu. Evet, parlamentoya yansıması çok büyük. Çünkü 326 milletvekili olsa yeterli görüyor. Yani, %23 evet. Kabaca söylüyorum. Diğeri %33 alıyor mesela. Evet. Bir 10 puan farkla 4 katı fark olmaz evet. Tabii. Dolayısıyla yani ama buradaki UK Reform Partisi önemli. Bu yükselişe geçti. Hı-hı. Yani dünyada genel manada bir milliyetçilik akımlarını temsil eden partilerde yükseliş var. Bu İngiltere için de geçerli, Fransa için de geçerli. İlk defa şimdi olarak biz, başkanı millet parlamentoya girdi. Evet, mesela Trump'ı konuşuyoruz. Trump cumhuriyetçi, yani sağcı adam. Yani ABD politikası açısından bakarsak, orada da ister Trump'ı koyun, ister Hasan'ı koyun, cumhuriyetçiler kazanmak durumunda. Dünyadaki eğilim bu yönde. Şimdi bu eğilim böyle devam ederken, İşçi Partisi'nin ben öyle hani klasik sol manasında bir parti olarak hizmet o görebileceğini zaten sanmıyorum. Ki zaten şimdi klasik sol manasındaki bir parti gidip Gazze'de İsrail ordusunun yaptığı katliamın arkasında durmaz. Evet. Zaten orada düğümleniyor yani, konu. Yani şeyde İngiltere'deki Müslümanlar da zaten destek vermediler Starmer'e. Şimdi ne olacak orada? Yeni başbakanın karısı Yahudi. Başbakanın evet, çeşitli açıklamaları oldu. Filistin'le ilgili tarafsız da kalırız. İşte Hamas da şöyledir böyledir. Bizdeki sosyal demokratların açıklamalarını akla getiren açıklamalar yaptı ama mesela kalkıp Filistin konusunda eğer solcuysa bütün dünyada sol hükümetlerin Türkiye hariç tavrını biliyoruz o noktada. Yani Filistin konusunda net bir, Gazze konusunda net bir tavır takılır mı İngiltere Uğur Hocam mesela? Hayır, takınabileceğini zannetmiyorum. Kendi iç sorunları var. İskoçya bağımsızlığa doğru gidiyor. Zaten evet, çok geniş bir otonomi var. Kendi başbakanı var, kendi parlamentosu. Galler öyle. Kuzey İrlanda'nın, gerçi Güney İrlanda ile Kuzey İrlanda'da mezhep şeyi var. Yani Protestan Katoliklik var ama ırk aynı. Onun da UK'den yani Birleşik Krallık'tan kopma ihtimali var. Sadece Birleşik Krallık'ın dört unsurundan bir tanesi kalabilir. İngiltere kalabilir. Dolayısıyla İngiltere artık eskisi gibi yani Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi böl ve yönet işini yapamıyor. Kendisi bölünmüş durumda. Onun için artık öyle şey. Dolayısıyla yani iki Çin, Filistin'de iki tane ayrı devlet, bir Arap devleti, bir öyle şeylere girebileceğini zannetmiyorum. O pozisyonda değil. Bu arada ekonomi de çok kötü İngiltere'de. Onu söylemek lazım. Bunu söylediğimizde Avrupa'da Avrupa ağlıyor mu, Türkiye'yi mi kıskanıyor diyorlar ama sağlık sektörü çökmüş durumda. İşçi Partisi'nin 4-5 vaadi var. Bunlardan birisi sağlık sistemi. Eğitim çok kötü halde. Ciddi bir göç sorunuyla onlar da karşı karşıyalar. Yani İngiltere'nin içinde uğraşacağı çok sorunlar var. Var. Mali yük fazla. Yani mali %100... yük fazla. Londra'da hocam aynı konuyu konuşuyorlar. Bir sene kadar önce evet, Londra'daydım. Ev kirası problemi çok ciddi. Yani vergiler bin, çok yüksek. 100 bin işte pound kazanıyorlar. 1200 pound kazanıyorlar. Londra'nın merkezinde falan 2000 pound'dan ya da o fiyata ev bulmak mümkün değil. Herkes yan yana gelmeli deniliyor. Yani Avrupa'nın bir de böyle bir problemi var. Bunu çözmek üzere iktidara geldiğini de unutmamak gerekiyor. Biz başka konulara ama bakıyoruz. Ama çözemeyeceğiz. Ben yani Brexit'le çıktıktan sonra zaten, gerçi Avrupa ekonomik alanında EFTA'da olduğu için işte mallar, hizmetler, kişiler, sermaye serbest dolaşıyor zannediyorlar. Fakat Brexit'le çıktıktan sonra Avrupa Birliği'nin yaptığı serbest ticaret anlaşmalarında dışında kalacak. Kendi eski sömürgeleri falan, o da onları sömürüyor. Yani İngiltere'ye gelmiyor. Ama Brexit'ten çıkınca İngiltere bozuldu diye bir şey yok. Yani İngiltere aksine gümrük birliği pozisyonunu Türkiye'nin özeniyor. Diyor ki ne kadar ben Avrupa Birliği'ne o kadar para ödüyorum. Yük sınırlamaları var. Yani ekonomi İngiltere'de Avrupa Birliği'nden çıkınca olmadı. Bozulmadı. Ama gittikçe terse de gidiyor. Yani gittikçe beklediği gidiyor gibi olmadı. Beklediği gibi de olmadı. Çünkü maruldan daha az dayanan başbakanlar getirdiler. Az önce Hüseyin Bey söyledi. Liz Truss. Birkaç hafta kaldı. İngiliz basını böyle geyikler yaptı yani. Marul daha çok dayanıyor İngiliz başbakanlarından diye. İstikrar da yok. Evet. Böyle bir problem de var İngiltere'de. Biraz da Fransa'yı şöyle konuşalım mı? Var mı ikiniz İngiltere? Buyurun. Ben çok pardon, buyurun, ters bir şey söyleyeceğim ama kusura bakmayın. Son kaç Samet, hız yetiştirmeye yani çalışıyorum. İran seçimleriyle İngiltere seçimleri bana göre aynı. Öyle mi? Açıklayacağım. İran sistemiyle İngiltere sistemi de bana göre aynı. Yani
neydi? Keir Starmer'le Mesut Bey'in kaderi aynı. Çünkü ne oldu? Hemen seçim yapıldı, kazandı, gitti. Kral 3. Charles'ın el öpme töreninde gitti. Tırnak öyle hocam. Elini öptü. Tamam. Geldi. Değil mi? Aldı hemen Downing Street'teki ofise yerleşti. Sunak da gitti, istifa etti. Yine 3. Charles'a ayağına gitti orada. O törenin aldı. Resmi adı da el öpme töreni bu arada. Doğru doğru el öpme. Zaten yani gidip o... başbakan seçilmiş, başbakan kralın elini öpecek. Tabii adı el öpme töreni. Ha demek ki kral neyse Hamaney de öbür tarafta kral. Ya kralın sonuçta, değişmesi mi lazım burada? Sonuçta rejim aynı. Ama çok enteresan teokratik bir şey. Teokratik bir tanesi. Yani o kadar doğru söylüyorsunuz ki hocam. Parlamentoyu, rahmetli kraliçe yani, parlamentoyu batıymış. Kapatmadı mı hocam? Evet. Hepimiz biliyoruz Brexit evet. kararında. Feshettiler parlamentoyu. Başbakan istedi falan ayrı konu. İki, yani... iki. Senato var orada. Lordlar kamerası. Lord. Yani... Evlat, şeylik, ne derler ona? Ömür hayat boyu. Hayat, bunun bir adı hatta var. Hatta bir kısmı oğluna da geçiyor. Hayat Mars boyu ve kan yani. Soyundan gelen bir senato var ya. Beyefendi de sör bu arada. Lordlar, tabii evet, sör. Tabii o da sör. Lordlar çoğu kamerası. Bir kısmı sör atanıyor, kendisi atanıyor. Bir kısmı babadan geliyor, oğluna ünvan da geçiyor. Geliyor. Bu başarılarından dolayı almış. Evet. Öbür tarafta ne var? Uzmanlar meclisi var. Ya da Anayasa Koruma Meclisi var, değil mi? Hı-hı. Konseyi var. Ha hı-hı. Demek ki, yani Keir Starmer'den sizin söylediğiniz o vaatler var ya, onları beklersek eğer ama şu var, ciddi para sorunu var. Galiba İngiltere'nin toplam borcu bütçesi kadar. Evet çok büyük. Bütçesi kadar korkunç dış borcu bir borç var. Evet. Ve vergi yükü çok fazla. İşçi Partisi işçi statüsü İngiltere'deki işçiyle Polonya'daki işçi aynı değil. O yüzden hiç kimse sosyalist model gibi düşünmesin bunu. İngiliz işçisiyle Polonyalı işçi aynı değil. Öyle değil diyorsun. O yüzden internasyonel değiller. Öbür taraftan giden Sunak'ın muhafaza ettiği muhafazakar sistem neyi muhafaza ediyor? Liberalliği muhafaza ediyor. Konservatif parti bu. Yani mevcudu kontrol ediyor ve şey yapıyor. Devam ettirmeye çalışıyor. Liberalizmi. Zaten Sunak Hindistan'ın en zengin adamı. Yani bir eli yağda bir eli balda. Belki de çekti gitti adam. Böyle CEO getirdiler onu yani. Dediklerini ya yaptıracak geçiş, adam bir şey hocam olmuyor. Hocam dedi ya bir evet. önceki zaten 45 günde. Hemen yan yana koydu arkadaşlar sizin ikisi kaderi yani, aynı diyorsunuz ya. Starmer işte evet. Doğu'nun Starmer'i, Batı'nın zaten Starmer evet. adamın adı. Bir şekilde bakın ne kadar o da gülüyor değil mi? Evet. Bak, hocam buyurun buraya. Gayet şey mutlu, mesut evet. bir şekilde sistemi devam ettirecek. Ha. Şimdi Lordlar Kamarası'nın dışında bir de Avam Kamarası İngiltere'de hakikaten güçlü. İkincil kamara ama güçlü. Fakat İngiltere'nin anahtar kurumları içinde kral kraliçe bir numara. Anahtar kurum şu demek, bütün süreci takip eder. Hiçbir yetkisi yoktur, hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumsuz yetkisiz ama işte elini öptürür nihayetinde gelir. Böyle bir gelenek var. Hı hı. Ha, ikinci sırada başbakan gelir. Sonra işte... Senato dediğimiz Avam ve Lordlar Kamerası yani kongre diyelim teknik olarak bunlar gelir. Sırasıyla gelenek görenek gelir anayasası yoktur. Dolayısıyla İngiltere'nin bir de şuyu var bakın Brexit çıkış noktası İngiltere'nin 45'ten sonra kaybettiği hegemonik alanlarına yeniden dönmek istiyor İngiltere. İkili ilişkileri geliştireyim diyor. Bunlar sırtında yük diyordu Avrupa Birliği'ne Brüksel'e. O ayrı. Avrupa'nın kendi kimliğiyle İngiliz kimliği arasında tercih etmek zorunda kaldılar. İngiliz kimliği ağır bastı. Evet. Dolayısıyla Hint yollarını açık tutmak, dominyolarına ulaşmak, Pasifik ve Atlantik'teki eski güneş batmayan topraklarına İngiltere sanki dönmeye çalışıyor. Evet. Bunu da bununla yaparsın. Burada Türkiye açısından şu önemli, serbest ticaret anlaşması falan var. Onu biraz daha Türkiye'ye evet, geliştirmeye çalışıyor. Evet, savunma sanayi anlaşmamız var. Ama esas savunma alanında mesela Typhoon uçaklarının biz Türkiye almak istiyoruz. İngiltere bizi destekliyor. Milli Muharip Uçağı'nın Türkiye'de üretilirken onlardan teknoloji transferi olmasa da belirli oranda bir mühendislik desteği de alıyoruz. Muhtemelen şu anki yeni savunma bakanı da işte 48 saat geçmeden gitti Ukrayna'ya. Dedi ki savaşa devam ediyoruz. Ondan sonra %2,5 savunma harcamaları konusunda gayri safi milli hasılanın oranını arttırmak için İngiltere kolları sıvadı. Bunların yansıması Türkiye'yi iyi bir şekilde görüyorlar. Sizin hocam işaret ettiğiniz açıdan bakarsak Avrupa Birliği biraz Türkiye'ye karşı ABD'nin ne yaptığını biliyoruz. Bize oynama alanı açan aslında İngiltere. İngilizlerin bizimle olan ilişkileri. Bizim aynen bunu çok iyi kullanmamız gerekiyor. Ve özellikle kendi savunma ihtiyaçlarımız açısından bakarsak Türkiye'nin Eurofighter Typhoon uçaklarını alması bana göre elzem. Mutlaka almamız lazım. Mevcut hükümetin de her ne kadar İşçi Partisi
iktidara gelmiş olsa da eski muhafazakar partiyle kurduğumuz yapıyı savunma alanında devam ettirebileceğimiz yönünde bir işaret olarak okuyorum mevcut savunma bakanının ilk yaptığı hareketleri. İspanya'dan destek gelmişti o Eurofighter'larla ilgili. İngiltere ve Türkiye'nin önemli bir partneri olabilecek pozisyonda. İşte galiba Almanya itiraz ediyor. Sadece Almanya itiraz bir ediyor Almanya. Ama o da İngiltere'nin baskısıyla sanki aşılacak gibi gözüküyor. Bakın o yüzden diyor. Bakın İngiltere Osmanlı Devleti'nin dağılmasını da çok istemedi o tarihlerde. Tek parça kalsın istedi. İşte şimdi de o yollara giden güzergahta Türkiye jeopolitik ve jeostratejik kesinlikle olarak benim. Çok kritik konumda. Onun için İşçi Partisi de gelse, Muhafazakar Parti de gelse, uluslararası politika ve Türkiye ilişkileri açısından çok bir şey değişeceğini ben düşünmüyorum. İç politikaya oyun yapacaktır, birkaç oyun yapacaktır. O da tutunmak için 14 ama yıl sonra ama güçlü aldılar. Bir şekilde var olabildi. Diğer yani en azından bu kadar, işte belki bu kadar oy almadı ama parlamentoda güçlü bir çoğunluğu var bu tabii, süreçte. Daha evet, net kararlar evet alabilir. Çok daha ciddi bir karar olacağından eminiz. Evet, tabii, bir de birkaç dakika kaldı. Buyurun hocam. Fransa'ya da hızlıca bir tamam, bakacaktım ama. Tamam Fransa'yı şey yapalım. Yok, ama hocalarım mutlaka. İsterseniz şey yapsın. Söyleyin onlarda. Son söyleyeceklerinizi. Yani İngiltere ile ilişkilerimiz giderek artıyor. Karşılıklı çıkarlarımız çok ortak gözüküyor. Ve Avrupa yükünden İngiltere kurtulduktan sonra biraz daha kendine alan açmaya çalışıyor. Alanların bir tanesi Türkiye'den geçiyor. Evet. Onu da ifade edeyim. Program süremiz yeterdi aslında da programın başında illa çocuklar bir şey konuşalım dediler. Ekonomi konuşalım dediler. Ha, evet. Emekli aile ne olacak diye. Biraz süremizi ona ayırmıştık ama sıcak evet. bir gündem olduğu için biraz onu konuştuk. O yüzden sizi acele ettiriyorum. Kusura bakmayın. Bir de Fransa'ya bir bakalım. Fransa'da da önce sağ yükseldi hocam ilk tur seçimlerinde. Evet, ikinci tur seçimlerinde ama Fransızlar bunu yapıyorlar. Geçen seçimde de öyle oldu. Yine ittifak kurdular. Orada da güya tekrar yine onlar da solcu değil mi? Şimdi hocam kavramlar o kadar karışıyor ki. Liberal diyoruz. İngiliz liberali bizdeki liberalden yani çok farklı. Yani sol ittifak desek daha doğru. Sol ittifak. Yani şeydeki diyebiliriz. Gibi değil. İngiltere gibi değil. Değil. Evet. Burada da sol ittifakta Filistin devletini tanıyacağız açıklamaları yapmışlardı. Evet. Jean-Luc Mélenchon. Doğru okuyor muyum bilmiyorum doğru. Fransızcayı ama. Burada da Filistin'i tanıyacaklarına dair güçlü beyanları var. Böyle sol okuyayım. Artı yeşil diyelim yukarıya. Yeşiller evet. Artı Rönesans Cumhuriyetçiler var ya şurada ortada Macron'un partisi Rönesans evet. grubu. O ve merkezi oldu. Sağ grubuyla ittifak yaptılar. Neden? Ulusal birlik yani aşırı sağ iktidar gelmesin diye. Bu ittifak kirli ittifak diyor ya işte. Neydi onun adı? Le Pen'in başbakanı. Evet. Baldeora galiba değil mi? Başbakan olacaktı. Evet, evet. Şimdi evet. dolayısıyla... Ulusal, bunun adı şey, güvenlik duvarı demek. Ya da iç entropi diyorlar buna. Avrupa Parlamentosu bu iki mekanizmayı kullanıyorlar. Aynısını bunlar da yaptı. Yani sağın, aşırı sağın birleşmesini engellemek için evet. farklılıkları derinleştirdiler, birleşemediler. Ya da blokaj kurdular. Kim olursan ol diyor, gel diyor. Aşırı sağa karşı beraber olalım. Sol, evet. merkez, hem seçimlere sağ, bunların merkez, onun için girdiğini düşünüyorum hocam. Milleti gaza yok. Getirmek. Düşünsenize Macron gibi bir adamı Cumhurbaşkanı seçtiler iki dönem. Yani şey anlamda söylüyorum bunu. Niteliklerine yönelik bir eleştiri değil ama ne oy alabilirdi o kadar ne iktidara gelecek potansiyeli vardı. Macron'u çıkardılar iki dönem. Seçim sistemi. Bunu öyle kullanıyorlar seçenek... galiba. Faşistler geliyor aman. Faşistler geliyor dikkat edin. burada bakın yine şeyde de hem şeyde İngiltere'de hem de Fransa'da suni bir yapı var. Orada da aşırı sağ yükseliyor evet. milliyetçi oylar. Fransa'da da Le Pen yükseliyor ve yükselen aşırı sağın İsrail'le hiçbir derdi yok. Yani onlar açıklıyor. Le Pen de mesela şu anda İsrail'i destekliyor. Açık açık söyledi yani. Evet. Dolayısıyla şimdi hani Hollanda'da şu anda aşırı sağ bir hükümet var. Dünyanın gidişatında İtalya'da zaten var hocam. Dünyanın gidişatında İtalya'da ona katabiliriz. Zaten şey o şekilde, Macaristan o şekilde. Avrupa'da mutlak bir şekilde milliyetçilik dalgası artış gösteriyor. Le Pen bugün olmadı ama mutlak bir şekilde yakın dönemde Fransa'nın başına geçecek kişidir. Şimdi bu arada Fransızca bilenler az önce dedim ya Jean-Luc Mélenchon dedim. Jean-Luc Mélenchon diye okunuyor. Fatur yazmış. Fransızca bilenler mi? Mélenchon. Evet. Peki buyurun pardon. Hocam. Şimdi Fransa'nın şeyi şudur. Ben Fransız kolejinde okudum biliyor. Bizim hocalar Fransa'dan gelirdi. Onların ruhunu bilmek lazım. Fransa solun, yani 1789 Fransız devletini, ideoloji zaten Fransa'da çıktı. Evet, tabii. 1796'da ide, düşünce bilimi diye çıktı. Milliyetçilik, Fransa'da ideoloji, eskiden de vardı ama tabii. ideoloji olarak kuruldu. Sosyalizm, Fransa'da kuruldu hepsi. Jakobinizmdir, şudur, hepsi, hepsi onlardan, onlardan çıktı. Evet. Onlarda şöyle bir kompleks vardır Fransızlarda. Dünyanın medeniyeti biziz. Medeniyet başkenti biziz, moda başkenti biziz, kültür başkenti biziz. Adam rektörü bile 5 lisan bilsin,
Siz ona İngilizce soru sorun. Nefis İngilizce bilsin, Fransızca cevap verir. Fransızca konuşuyorlar, evet. Şimdi onlarda öyle bir şey vardır. Onların gönlü solda, cüzdanları sağdadır Fransızların. Onun için ilkinde sağ çıkınca birdenbire korktular. Solda şey yaptılar. Bu arada ona da wok sol diyorlar artık hocam. Yani wok, oradaki o solun solla falan alakası yok. Elit yok, bir yok. Sınıfın oluşturduğu. Hayır, onların... Sizi desteklemek için söylüyorum. Tabii. Yani o wok sol kavramını da yine bunlar katlar. Amerika'da da var. Aynen. Elitist burada onların da var biliyorsunuz. Nişantaşı solculuğu mesela. Yani, evet. Hayır yani solcu geçinir. Evet, bayağı evet. Goşist derler. Fakat aşırı da milliyetçidir yani. Onu da söyleyeyim, milliyetçilik onunla. Dolayısıyla Fransa'da bu sonuçlara şey yapmamak lazım. Hı-hı. Bir tepki olaraktan, korkudan böyle bir şey yapıldı. Ben aynen Hüseyin komutanıma katılıyorum. Korkunç bir şekilde sağ yükseliş var Avrupa'da. Bu evet. 1929-39 arası Avrupa'sını gösteriyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nın. Dolayısıyla bir sonraki seçimde tek başına da gelecek evet. Yani. Bir de Fransa'da, bu arada Fransa'da sokakları izliyorsunuz. İşte bu. Bir ifade karıştı. Daha var. Melih seçim Bey. Sonuçlarından sonra sokağa çıkanlar o sağ gruplar. Tabii. Evet. Terörist kelimesi de Fransızcadır kökü. Terörden geliyor. Terre. Korku demek. Onlarında. Korku demek. Yani terör döneminden geçtiler Fransız tabii, devriminden evet, sonra. O Jacobenler dönemi dediniz ya. O önünü biz örnek aldık canım. O Jacobenizmi bilmem neyi solun bütün dünyada örnek alınan. Fransa sokakları gösteriye yabancı değil aslında. Sarı yelekliler eylemleri var. Macron yönetiminde sürekli insanlar sokaktaydı. Az önce siz bahsettiniz emeklilik yaşı için, ekonomik çiftçilere koşullar için, falan çiftçilere işte. Destek için, insan hakları ihlalleri için. Çünkü ciddi faşizm uygulanıyor. Yani Macron'a sorsanız solda tarif ediyor kendisini. Ciddi anlamda İslami fobinin, işte kılık kıyafet yasağının uygulandığı bir ülke. Bunu da söylemek gerekiyor. Eğer faşistler gelirse ne olur? Bir fazladan var. Bilmiyorum. Yani şey değil, şu anda solun gelmesi tek bir şeye yarayacaktır. Filistin'i tanıyacaktır. İnşallah onu yapsınlar. Niye? Çünkü en çok Müslüman orada yaşıyor. Yani Cezayir, Fas, Tunus. 5 milyona bunlar, yakın insan var değil mi? Daha fazla. 6,5-7. Onlara biraz aşağılıyorlar. Pied Noir diyorlar. Karaayak falan filan diyorlar ama bunlar 150 senedir Fransız vatandaşı. Yani dedesi de Fransız vatandaşı, babası da yani göçmen falan değil. Bunlar meşhur şarkıcılar, milletvekilleri falan. Bir kere muazzam bir Müslüman şeyi var. İki, sol. Yani onların solu da deminden dediğim gibi sağ ama gene de sol olduğu için Filistin'i de bu hükümet tanıyacak diye düşünüyorum. İnşallah. Yani. Sonuçta bu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bütün konuklarım. Hüseyin Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Uğur Hocam sağ olun. Kemal Olçak çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Çarşamba akşamı aynı saatte yine karşınızda olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.